Aç oğlum, hadi oğlum, yapma Hasan. Kendine gel oğlum. Fatman arıyor, Fatman. Ergün yok, Ergün yok. Aç telefonu. Aç oğlum, mutlu edeceğim seni. Aç artık lan. Aha. Mete numara aramaya başladı. Bu göt açmayacak. Birazdan yine arayacağız. Başkasını arayalım. Bu piç açana kadar. Keşke sabahtan arayaydım ya. Hiç düşünmedim. Akşam seni arayacağım diye. Amına koyayım. Saati verirdim. O saatte giderdi. Eli sikinde beni beklerdi. Amına koydum bunu aptalı. Vallahi açmadı beyler. Yemin ediyorum açmadı. Şu an çok kötü oldum ya. Motivasyonum, modum falan düştü ya. Sanki böyle özlediğim eski sevgilimi aramışım gibi hissettim ve bana cevap vermediğini görünce büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Uf, tamam, bir tane bulduk. Belki Hasan'ın yerini doldurabilir diyeceğiz de doldurmaz. Evet arkadaşlar, bu arada böyle bir cinsel muhabbete geçmeden önce, yerimiz artı 18'dir, bünyesinde cinsellik barındırır. Küçük kardeşlerimiz hiçbir zaman izlemesin, götün tekiyim, kötü adamın tekiyim diye belirtelim. Şimdi Erhan Sert Siker 14 santim. Dürüst bir arkadaşımızı arıyoruz. Normalde kimse 14 santim falan demez, biliyorsunuz. Şimdi Erhan kardeşimizin yazdığı şeyi okuyoruz. Diyarbakır merkezde yaşıyorum. 27 yaşındayım. Genç, olgun, türbanlı kadınlar, evli çiftler görüşüyorum. Ücretsiz görüşen kızlar arayın. Gizli sır tutmasını severim. Mezara kadar benimle gider. O sır yazmış. O sır ne, onu çözemedim. Diyarbakırlı eleman Erhan'ı arıyoruz. Bir şey çıkabilir, bir Kürtçe troll çıkabilir ortaya. Hasan açmıyor oğlum. Bekleyin, birazdan gene arayacağım Hasan'ı, merak etmeyin. Bugün 10 defa arayacağım Hasan'ı açana kadar. Bir abaz abi yapıp bir Hasan'ı arayacağız. Bir abaz abi yapıp bir Hasan'ı arayacağız. Kimler geldi geçti buradan, rahat ol. Daha çok Hasan gibilerini görürüz biz. Alo, merhaba. Kimle görüşüyor Ayram? Alo, sesin geliyor mu? Ne yapıyorsun Erhan? Ben de özeniyorum. Ben Şanlıurfa'da oturuyorum. 33 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Boşandım daha önce. Şu anda çalışmıyorum. Sen biraz kendinden bahseder misin? Adın ne senin? Ayşe. İnanmadı. Nasıl bahsedeyim? İnandı. Adım Erhan. 27 yaşındayım. Aa, sen benden 6 yaş küçüksün. Olsun. Yanaşmamız daha iyi olmaz mı? Doğru söylüyorsun. Kalpler anlaştığı sürece yaşın bir önemi yok. Doğru mu? Yani. Neler yapıyorsun? Nasıl? Neler yapıyorsun? Şu an mı? Yok, normal günlük hayat. Valla 6 ay önce kız arkadaşımdan ayrıldım. Ay, Yeni çok buluşma hoş üzüldüm. geziyorum. Eğer Niye ayrıldınız peki? nasıl? Niye ayrıldınız özel değilse? Ya işte başkasıyla beni gördü. Dedi ki işte sen başkasıyla çıkıyorsun falan. Ama hata yapmış olabilir yani. Erkeksin sonuçta, doğru mu? Yani doğrudur. Bak orospu çocuğunu Kız görüyor musun? arkadaşımı görmüştü, sosyal arkadaş. Yanlış anladı beni dedi. İşte arkadaştır, okuldan arkadaş. Anlıyorum. Ha, yanlış anladı. Anlıyorum. Ne iş Ona yapıyorsun inanmıştım. peki Dedim var dedi. Erhancığım? Nasıl? Ne iş yapıyorsun peki? Valla tatlıcıyım. Tatlıcılık yapıyorsun. Tatlı bir insana benziyorsun zaten. Diksiyonunu çok sevdim, biliyor musun? Nasıl, anlamadım. Tatlı bir insana benziyorsun zaten. Sağ ol, teşekkürler. Valla şimdi boşum. Şu anda çalışmıyoruz. Valla kim olsa görüşmeye için gidiyorum. Görüşmeye giderim, bir gece de olsa. Kalıp geri gelirim. Yani şu an desen gel, gelirim sana.
Şu an bilmiyorum. Biraz tanışalım, güvenirsem konuşuruz, olur mu? Olur. Şöyle söyleyeyim. Yani ben kimseyi anlatmam, kimseyi öyle. Yani ben bundan görüştüm, bundan şöyle yaptım, bunu yatağa attım, bunu işittim. Yapmaz yapmaz, yapar mı Kimseye hiç? olmaz. Terbiyeli Yani insan. kimseye anlatmam, Twitter'a olur. da dini mesajlar atmış. Çok terbiyeli. Ya zaten çok dürüst bir insana benziyorsun. Hani bir de Twitter'da yazdığın şey çok hoşuma gitti, biliyor musun? Hani Twitter'da bir paragraf yazmışsın ya. Bana bayağı bir yazmışım. Şey yazmışsın. 27 yaşındayım, genç, olgun kadınlar, evli çiftler görüşüyorum falan yazmışsın. Dürüst olman hoşuma gitti diyorum. Yani o olacak. Yani her şey aramızda kalacak. Yani ne olup ne bittiyse. Çok iyi bir insana benziyorsun sen. Sağ ol, teşekkürler. Ama bir şey beni aramıştı. 2 gün evvel bir tane kaydı, bir tane eşiydi, bir bayan, kendisi kaydı, bir tane basitti. İşte dedim ben olmuyor. Bayan dedi işte kocam kaydır, diğeri dedi basittir falan. Dedim ben onlarla görüşmüyorum. Ha siz dese ben sadece bayanlarla görüşüyorum. Biz bunu aramış mıydık lan birader? Böyle dedi. Ay ben sevmiyorum zaten. Aynen öyle konuşulur mu hiç ya? Hiç bir erkek bir erkekle konuşur mu? Ne kadar saçma bir şey. Yani hadi bayan Bu erkek enayi dedi ya, aramış, o da benden yanaşır. bahsediyor. İlişkiye girer ama onlar Ya bir erkek bir olmuyor. kadın mı aradı seni? Nasıl? Bir erkek bir kadın mı aradı? Aha, aynen. Aa, geri zekalılar. Yani ben dedim ben sadece bayan istiyorum dedim. Erkek istemiyorum. Amına kodum, Erkek enerjisi istemiyorum ya. dedim. Her gün de Evli çiftler Fatma'dan dedim. bahsediyor. Olmaz diyorum. Dedim zaten sen demesen ben olmaz diyorum. En iyisini yapıyorsun zaten. Sana yakışmaz öyle. Yani tatlım hani mesela şimdi bugün ben de sen anlaşırsak hani sen bayansın erkeğim hani olursa görüşürüz değil mi? Aynen, en doğrusunu yapıyorsun. Yani şu anda bir sıkıntım yok. Aa, değilse sen yalnız yaşıyorsun değil mi? Ben yalnız yaşamıyorum, hayır. Ailemle yaşıyorum normalde. Ama bugün evde tek başımayım, öyle söyleyeyim. Sıkıntı yok. Hani mesela sen buraya ya da ben gelsem görüşebilir miyiz? Olabilir ama zamanla olacak bir şey. Acelesi yok, doğru mu? Doğru da sıkıntı değil yani. Ha yani bunu söyledim. Ben güvenilir biriyim. Hani öyle. Tamam, amına koyayım. Sikeceğim Hani bak. ben şunu Başlıyorum. yaptım bu kadınla, Başlıyorum şunu yaptım, arkadaşlar. bunu yaptım diye ben şey değilim. Ay çok güzel konuşuyorsun. Keşke yanında olsaydım. Vallahi keşke olsaydın. Şu an istiyordum. Sana sarılıp yatardım. Ne yapardın yanımda olsaydın? Vallahi yanımda olsaydın. Sana sarılırdım. Yavaş yavaş. Aşağı Ay ben inir. hiç romantik sevmiyorum. Sert seviyorum ben. Ha yok, yavaştan başlayacağız. En hızlıya da geçeceğiz tabii ki. Anlıyorum. Dinliyorum o zaman, sendeyim. Bizimkiler içeride olduğu için ben fazla şey yapamıyorum. Peki bu tarafa hiç uğramıyorsun dedi. Efendim diyemiyorum. Dedim bu tarafa hiç gelmiyor Arkadaşlar musun? annesi gibi evdeymiş, 31 çekemezmiş arkadaş. Yok, pek fazla gelmiyorum. Ay geri zekalı ya. Bir tane adam var, sürekli beni rahatsız ediyor ya. Telefonda mı arıyor? Ya Twitter'dan buldum bir tane Ergün diye biri. Sürekli beni rahatsız ediyor. Güvendim bir hafta boyunca, numaramı verdim. 23 yaşında bir geri zekalı sürekli beni arıyor. Bugün numarasını engelledim, başka yerden arıyor şu anda. Ha, insanlara güvenmemekte haklısın Ya ama şey herkesin diyeceğim, umurunda ben değil. şunu cevap versem, konferansı alsam, kocasıyım desen, korksa biraz bu geri zekalı bir daha aramasa olur mu? Sen istersen numarasını bana ver. Yok, ben direkt Ben buraya aradım, kocamla konuşuyorum diyeyim. Bak haberi var şu anda. Dur, konferansı alıyorum canım, tamam mı?
Ben kocasıyım de, biz evliyiz de. Korksun biraz, zaten korkan önde gidene. Tamam, sen bir ara inşallah bizimkiler duymaz, çok yakın bana. Efendim diyemiyordum. Bizimkiler burada. Tamam, Bizimkiler gizli oldu bir yere inşallah. geçemez misin? Bir iki dakika korkutamaz mısın? Yok yok, sen şey yap bir bakayım. Bir ara bakayım. Efendim? Bir konferansa bir al bakayım. Alıyorum, bir dakika. Arkadaşlar şu an çok riskli bir iş yapıyoruz. Böyle elemanı aradık, bir erkek bir kadın beni aradı diyor. Ergün'ün sesini duyunca bir şey olmasın. Bana tezgah kurdunuz falan demez. Bekle, şu an konferansı alıyorum. Bekle. Alo, sen niye beni arıyorsun? Ya tamam da sen niye telefonu açmıyorsun ki, onu anlamadım yani. Konuşmak istiyorum Alo. sadece ya. Bu kim ya? Alo. Bu benim kocam. Bana kocam yok Alo. demiştim. Efendim? Sen neden benim eşimi arıyorsun? Hayırdır? Sen eşi misin abi? Evet, ben eşim, kardeşim. Yalan söylüyorsunuz bana. Bana sen demedin mi kocam yok diye, ben dulum diye? Ya ne alaka? Ben bilerek öyle söyledim sana. Tezgah mı kuruyorsunuz bana abi? Yok, tezgah değil. Sen neden arıyorsun? Sen onu bir söyle. Senin ne sıkıntın var? Abi biz ilişki yaşıyorduk bir haftadan beri. Ben de hoşuma gitti abi. Konuşmak istiyorum. Erkeğim halinden anlarsın yani. Ne bileyim abi, bana demedi ki kocam var diye. Ya şimdi Ya duydu sen değil, niye beni var diye. rahatsız ediyorsun ama? Ben Değil mi? istemiyorum seni. Ya tamam da amına koyayım, Duydum. 2 gün önce telefonda ah oh diye Bak bak. inlerken öyle değildi ama ha. Amına kodumun kahpesi. Ya sen niye Beni küfür dinle. ediyorsun Şşt, bana? şşt. Buyur dayı. Beni dinle beni. He. Bir daha o numarayı arayıp da rahatsız etme, tamam mı? Anladın beni? Bunun kocan olduğuna emin misin? Böyle kocam olur amına koyayım. Lan bu ses ne lan amına koyayım? Top musun sen? Ulan yarram. Ben o Müsait kadar değilim. küçük Ben öyle değilim. bir yerdeyim. Yoksa ben sana bir şekilde bir şey konuşurdum. Anladın mı? Vallahi abi ben sana şöyle söyleyeyim. Benim hayallerim oynadı abi bu kız, duygularım oynadı. Ben bir haftadır konuşuyorum bu kızla. Her türlü şeyi paylaştım, yaşadım. Bana dedi ki ben diyor artık sıkıldım diyor. Seninle konuşmak istemiyorum diyor abi. Ben de yani konuşmak istiyorum abi. Her şeyimi paylaşmışım ya. Ama ben Şimdi sen o istemiyorum şeyi hiçbir duydun, şekilde. bitti değil mi? Bir daha arama, sana yakışanı yap. Anladın mı? Abi o zaman şöyle bir şey yapak. Arkadaş olarak konuşmak istiyorum müsaaden varsa. Yani biri, peki ben sana söyleyeyim, biri senin karınla konuşsa sen ister misin? Abi Dediğin ben gibi, abi kabul benim eder karım mi? olmadı hiç, bu bir. Benim karım da gidip böyle bir hafta boyunca başka bir erkekle eğer ki bir şey yaşıyorsa ah oh diye eğleniyorsa, sen de öyle gelip ben karımı arama diyorsan, senin de şerefini sikeyim. Tam bir kavatmışsın sen de amına koyayım. Ya sen nasıl konuşuyorsun Yok yok. böyle? Beni dinle Peki beni. sen Yarram, delikanlıysan tamam. eğer ki karını yalnız bırakıyorum, benim gibi her gün göççer günler gelip karını sikiyor, bak bunu açıkla bana. Ben karının amcını gördüm Oğlum. dayı. Bak bak. Sen Ya telefondan sen konuşma niye sonra. böyle İstediğin kadar konuşuyorsun? yalan atıyorsun. Bir yalan mı atıyorum? Şey söylesene lan, ben seninle görüntülü konuşmadık mı? He? Yarran çok güzel falan demiyor muydun? Kadraja sığmıyor falan diyordun. Söylesene her şeyi. Ya niye yalan söylüyorsun? Abi yalancının her şeyini böyle yapıyor. Bak sana bir şey diyeyim mi abi? Karını sikiyorlar. Karını Twitter'da var ya, orospu olmuş bu hatun. Sen telefonu kapat, beni tekrar ara. Niye abi? Yok yok, sen bir telefonu kapat, ben biraz sonra eve doğru geçeceğim. Sen bir kapat, telefonu kapat bana. Ne oldu abi? Niye? Nereye gidiyorsunuz? Bu çok düz bir eleman ya. Dur, arayacağım bekle. Dur. Bekle. Bu güzel. Birazdan şey yapacağız arkadaşlar. İki abazayı birbirine düşüreceğiz. Şunu bir halledeyim, aradan çıkarayım bu enayiyi. Dur arayayım enayiyi. Bakın dur, Fatma olarak konuşacağım. Lan bu yeni sıra çok iyi olacaktı ha. Bu boş da ne yapak, asanlık idare edeceğiz. Çok böyle çekingen bir insana benziyor. Alo. 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 Sesim geliyor. Geliyor. Ya ben burada fazla konuşamıyorum. Bizimkiler yanımda. Ben bekliyorum.
aşığı olamıyorum. Biliyorsun. Biliyorum. O yüzden yoksa ben ağzımı bozmak istemedim. Baktım bizimkilerde bir eti kalktı ayağı, ben sustum, o yüzden telefonu kapadım. Anlıyorum. Ne yapacağım ben bununla? Ya numaranı değiştir. Ya numaramı değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Ben sana bir şey diyeyim. Beni görüntülü arayabilir misin? Güvenebilirsin yani bana. Ben seni bunun gibi bir şerefsiz güvenli bir şekilde rahatsız etmiyorum seni. Anlıyor musun? Bilmiyorum ki ya. Tamam, sen beni Facebook'tan ekle hadi ya. Facebook verelim. Valla Facebook'ta hiç şey değil de hanım, bir bakayım hele. Ya Facebook'tan konuşalım. Ha, görüntülü mü? Evet. Facebook'tan bu, yalnız bu numara adını açmamışım. Hemen açayım. İstersen seni ekleyeyim hemen. Tamam, ben ismimi veriyorum. Bir köşeye kaydet. Ekle ondan sonra. Yazıyor musun ismi? Dur. Çok düz bir adam hani. Bir dakika dur, bir şey yazayım. Hani rahat bir şey yapalım bunu, ufak bir. Dur, enayi gitsin bir kağıt kalem hazırlasın. Bir kağıt kalem hazırlasın. İki taşak bir çek kapatak, antrenman oldu, bir şey olmaz. Ya hadi amına kodumun çocuğuna uğraştırdın bizi be. Dedik amına kodum ortaya güzel şeyler. Şimdi söyle. Yazıyor musun? Aha. Söyle. Götçü Ergün. Lan amına kodumun gerizekalısı, ne yapıyorsun? Vay senin o geçmişini. Ulan sen var ya. Lan Enay, biz seninle geçenlere konuşmuştuk. Hatırladın mı? Ergün ben. Götçü Ergün. Ha tamam. Ulan yine beni kafaya aldın. Sen kafasını çok seviyorsun o yüzden. Ulan yine beni uykuda yakaladın lan. Uykuda mı yakaladım? Lan siktir hadi, hadi kapat. Kapat hadi kapat. Bak üçüncü kez arayacağım. Üçüncü kez aradığımda biraz akıllı ol, tamam mı? Seni böyle eğiteceğim, insanlığa kazandıracağım. Tamam kardeşim? Nasıl, anlamadım. Seni üçüncü kez arayacağım bir hafta sonra. Bu sefer inanma bak, biraz akıllan, seni insanlığa kazandıracağım. Tamam? Tamam abi, teşekkürler. Önemli değil kardeşim. Hizmet bizde, halka hizmet sınırsız. Ergün ben, Gökçe Ergün. Bu ismi unutma, yakında çok duyacaksın. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Adamın hoşuna gitti ama abi. Amına koyayım ya. Lan artık işleri büyüttük, aynı insanı 10 kere troll yapıyoruz. Hasan'ı arayalım, Hasan'ı. Hasan'ı ara, Hasan'ı ya var ya, Allah'ım ya Rabbim, kimlerle uğraşıyoruz abi ya. Adam teşekkür ediyor, var mı böyle bir şey ya? Evet arkadaşlar, canlı yayını paylaşalım. Bu daha bir şey değil bu daha. Ergün açarsa burayı yıkılacak. O yüzden canlı yayını bütün gruplarda paylaşalım. Bakalım hangi güzel kardeşlerimiz canlı yayınımızı paylaşmış. Hemen Hasan'ı arıyorum. Paylaşanları okuyup Hasan'ı arıyorum. 241 paylaşımımız var güzel kardeşlerim. Serkan Kalmak kardeşim yardırıyor. WhatsApp grubuna alabiliriz. Çok paylaşanları moderatör grubuna, WhatsApp grubuna alıyorum. Serkancığım sağ ol kardeşim. Bir sen emek veriyorsun, her yerde paylaşıyorsun. Teşekkürler. Mustafa Aydoğan canlı yayınımızı paylaşmış. Cüneyt Erkılıç, Mevlüt Erdem, Mevlüt Erdem. Mevlüt ve Serkan yardırıyor. Paylaşmaya devam edin. Bakalım bağış atan var mı? Ona da bakayım arkadaşlar. Hasan'ı arayalım. Olmazsa değişik bir troll yapacağız gene, bakalım. Bağış atan var mı? Şu an görünürde bağış atan da yok. Tamam, burayı da hallettik. Şimdi Hasan'ı arıyoruz arkadaşlar. Bakalım Hasan numarası burada mı? Burada, güzel. Hasan uyumamıştır inşallah. Daha erken ya. Uyumaz oğlum bu saatte ya. Arkadaşlar canlı yayında bak, yorumlarda başı tutturdum. Instagram sayfasına takip atın. Şimdi canlı yayında hepsini tek tek kabul edeceğim. Oraya takip atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri falan oradan veriyorum. Kısa videolar falan geliyor. Bombaları orada. Yakında da Instagram'dan canlı yayına geçebiliriz Facebook'ta bir şey olursa. Takip alın, hepsini okuyacağım şimdi. Kimler takip etmiş? Vallahi ben de çok istiyorum. Arıyorum. Bir Abaz'ı abi, bir Hasan. Yayının sonuna kadar arayacağız. Onu düşüreceğiz bir şekilde. Hadi Hasan aç oğlum lan. Aç oğlum Hasan lan. Oğlum arayanı açtı. Alo. Alo Hasan, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, oturuyorum. Tanıdın mı beni? Valla tanıyamadım.
İki gün önce konuşmuştuk ya, başıma bir tanesi bela olmuştu, o yüzden arayamıyordum. Başına bela mı olmuştu? İki gün önce konuşmuştuk, hatırlıyor musun? İsim neydi? Ayşe ben. Ayşe, nereden? Ergün diye biri rahatsız ediyordu beni, hatırlıyor musun? İzmir'de oturuyor ölüm, ne çabuk unuttun beni. Bir saniye, kim dedi ki seni rahatsız ediyordu? Ergün diye biri rahatsız ediyordu, sana şey yapmıştım, ben kocasıyım, arama demişti. Aylin diye mi? Ayşe diyorum ben, Ergün diye biri rahatsız ediyordu, iki gün önce gece konuşmuştuk. Sen Hasan değil misin? Evet, Hasan'ım. Karahanlı Hasan. Tamam, biz konuşmuştuk, İzmir'den hatırladın da. Evet, dinliyorum. Niye böyle tanımamazlığa vuruyorsun? Bak çok kırıldım, biliyor musun? Sen ne yapıyorsun? Sen emin misin Hasan olduğuna? Aydın'da oturuyorsun, evet. Doğru mu? Aydın'da mı? Evet, Aydın'da oturuyorsun. Hayır, Aydın'da oturmuyorum. Nerede oturuyorsun? Diyarbakır'da oturuyorum. Nasıl yani? Ya iki gün önce sen beni aramadın. Daha önce aradın beni. İzmir'den konuşmuştuk. İzmir Bornova'dan mıydın? Aa, aynen. Pardon. Alo, benim şu an acil bir görüşmem var. Seni arayacağım. Tamam, sen bilirsin. Arayacağım seni, hatırlıyorum. Türkçe küfür ediyordun bana. Türkçe, evet. Ay, seni çok özledim. Bir dakika bekle, arayacağım. Bana bak, böyle bir 15-20 dakika sonra o zaman. Tamam, arayacağım seni. Tamam. Hadi. Tamam canım, görüşürüz. Tamam, bu Kürtçe bu derdi. Bunu da kaybetmişim de. Oğlum bir dakika lan, Hasan'ı kaybettik mi yoksa? Allah Allah. Hasan değil lan bu. Bu da çok komik arkadaşlar. Bugün 2'de 2 atacağız, bekleyin. Biz bu trolü ne zaman yapmıştık? Hangi gün yapmıştık? Son arama kaydına bakıyorum. Kaydettim de nasıl kaydettiğimi unuttum. Annemin telefonu full Abaza isimle dolu, amına koyayım. Abaza 1, Abaza 2 diye kaydetmişim. Enayi diye kaydetmişim. Bir dakika arkadaşlar. Biz kayın kaçında yaptık bu trolleri? Dün değildi. Ondan önceki gündü. Dün 7'sine bakıyordu o zaman. Bir dakika arkadaşlar. 7'sine bakacağız. Aynen dur. 7'si. Ha tamam, burada enayi tamam, bulduk enayi arkadaşlar. Yanlış kişiyi aramışım ya. Tamam buldum Hasan, enayi diye kaydetmişim. Hasan da var, bu da var arkadaşlar, rahat olun. Kürtçe trolleyi. Ayşe, az kuzu cihatlendim orospiyamın. Hasan da açarsa bugün var ya, double atarız, double. İki tane elde var. 20 dakika bununla uğraşacak, sonra onu arayacak. Hasan'ı arıyorum. Hasan aç. Aç oğlum Hasan, yapabilirsin be. Hadi umutlarımızı piç etme Hasan. Şu an kesin Hasan'ı arıyorum. Açarsa Hasan, merak etmeyin. Hadi Hasan. Hasan oğlum aç oğlum. Lan Hasan hadi oğlum. Hasan. Açmıyor. Oğlum Hasan aç lan şu telefonu. Allah'ım açmıyor. Deli oldum. Kredide girdim. Tık yok. Ananı sikeyim, Hasan açmadı. Hasan açmadı. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir abaza daha buluyorum. Onu işletiyoruz. Hasan'ı arıyoruz. Hasan açmazsa doğru elemanı arıyoruz. Şu an plan projemiz bu şekilde. Aleykümselam Ömer abim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin abi? Bu arada Ömer abim radyo yayınları yapıyor. Yakında hep beraber onun yayınına gideceğiz. Beraber dinleyeceğiz, eğleneceğiz. Evet, bakalım başka kimler var. Evet. Ümran diye bir numara atmış. Dayının fotoğrafını görseniz var ya, ben böyle bir şey görmedim. 45 yaşında. Numaram bayanlar, arayın tanışalım. Konyalıyım. 45 yaş. Dul bir erkeğim. İşte aptallar, beyinleri yok. Bir erkek bir kadından ayrıldığında dul olmaz. Dul kadınlara yönelik söylenen bir niteliktir. Ama geri zekalı işte. Orospiyamını 15 dakika sonra arıyorum. Bir de bugün bültenimizde Hasan'la var. Hasan açarsa burayı kırarım. Yok ederim burayı. Rahat olun, Hasan'ın videosu elimde arkadaşlar. Hasan'ın videosunu açacağım. Şeye atacağım yani.
Alo, merhaba. Kimle görüşüyorum? Merhabalar, ben Ümran. Ümran yazıyor burada, doğru mu? Doğrudur. Ne Ben de Ümran. yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? İyiyim, siz nasılsınız? Ben özeniyorum öyle. İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Anlamadım. Ben de diyorum, iyiyim diyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim diyemiyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben İstanbul'da oturuyorum. 33 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Boşandım. Dolum öyle söyleyeyim. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben de Konya'dayım. Konya'dayım. Evet. Ben de dulum. Dulsunuz. Yaklaşık. Evet, 13-14 yıldır aynı. Ama sesiniz az geliyor. Biraz bağırır mısınız? 14 yıldır yani ayrıyım, eşimden boşandım. Annemle Anlıyorum. babamla yaşıyorum. Ne iş yapıyorsunuz beyefendi? Özel bir sektörde normal işçi sıfatında çalışıyorum, asgari ücretle. Anlıyorum. Kolay gelsin. Peki amacınız ne? Arayışınız? Tabii konuşacak birini arıyor kendine. Ben sizi bir dakika sonra arasam olur mu? Biraz işim var da şu an abim geldi. Yazık günah aman. Emekçi adam, gariban. Ev dul, kendine konuşacak bir hatun arıyor. Çok doğal bir şey. Buraya da kötü bir şey yazmamış zaten. Numaram bayanlar, arayın tanışalım. Konyalıyım. 45 yaşındayım. Dul bir erkeğim yazmış. Dayımızla uğraşmayalım hiç. Gariban bir adam, asgari ücrete çalışıyor. Biriyle ne bileyim bir şey paylaşmak istemiş veya sevişmek istemiş olabilir yani. Üstüne gitmeyelim. Sapık bir insana da benzemiyor. Sadece insan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yakışmaz bize. 45 yaşında aslında çok güzel malzeme çıkartırdın da. Pek de dedim boş ver uğraşmayalım hiç. Öyle biraz da sesi kötü geldi bana. Üzüldüm amına koyayım. Bir ara böyle bir garibanlar için toplu 31 çekme seansı düzenleyeceğim arkadaşlar. Harbi diyorum yapacağım bunu. Arayacağım amına koyayım. Aşk yaşayacağım bunlarla. Mutlu olsunlar biraz. Mehmet Hasan'ı bir daha arayayım dur. Durun Hasan'ı arayacağım arkadaşlar. Sürekli deneyeceğim Hasan'ı bugün uyandıracak rahat olun. Neredesin lan enayi? Enayi diye kaydetmişim. Oğlum aç lan Hasan. Kaç kişi seni bekliyor burada? 1.000 tane hayranım var amına koyayım. Yapılması gereken şey var arkadaşlar. Günah suçu açtı. Efendim? Alo, ne yapıyorsun Hasan? Nerelerdesin sen kaç gündür ya? Ya ne yapayım? 2 gündür müsait olamıyorum. Bir de bu gerizekalı başıma bela oldu biliyorsun. Her şeyimi dinliyordu. Allah'a şükür. Yani biraz kurtuldum. Bu sabah kavga ettim kendisiyle. Ha? Çok abartmaya başladı bu gerizekalı. Korkumdan dolayı seni arayamıyordum. Bugün öğlen arıyor beni, bana sikini gösteriyor. Soyunmamı istiyor benden. Yok dedim, tehdit etti yani, şantaj yaptı. Fotoğraflarını dağıtacağım dedi. Dağıt dedim ben de, kapattım. Saat 12 oldu, hala bir şey yok ama biraz çekiniyorum gene de. Ya yavrum, sen ona fotoğraf göndermediysen onun fotoğrafları olmaz sende. Ya canımın içi, şöyle söylemek istiyorum ben. Biz görüntülü konuşmuştuk bir ara onunla. Acaba dedim o zaman mı çekti, ondan korkuyordum. Yüzün görünmüyor mu? Yok, yüzüm gözükmüyordu hatırladığım kadarıyla ama ben gene de korkuyorum. Ya tamam da senin nereden bilecekler yüzünü? Tanımıyorum. Kimse görmedi. Sen benim yüzümü görür müsün? Görmezsen. Nasıl tanıyacağım beni? Ya bilmiyorum işte, korkuyor insan gene de. Neyse, ne yapıyorsun? Allah'ım, kaç gündür
biliyor musun? Gerçekten mi? İnan ki bak seni düşünüyorum. Acaba ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Bir şey mi oldu? Endişelendim burada kaç gündür. Uyku uyuyamadım. Ay ben de seni çok özledim biliyor musun? Bak dün gece yatarken aklıma geldin. Hani bana söylediğin o sözler falan aklıma geliyor. Öz sözler var ya kendi yazdığın. Onları düşünüyordum. Dayanamıyordum. Arayayım diyordum ama bu gerizekalı bulur gene diyordum o yüzden. Arayamıyordum. Çok özledim seni, hayatımın anlamı. Ben de özledim ama işte numaram da yok olmayınca arayamıyorum seni. Ya ne yapayım işte, insan çekiniyor biraz. Hatta beni o sahiplenişin yok mu? Çok hoşuma gitti biliyor musun? Yani canım, insan sevdiğini sahiplenmez mi? Ya bir şey söyleyeceğim sana. Benim için yapar sen mısın? Söyle bakalım. Hani sen kitap yazmayı falan düşünüyorsun ya. Hı. Benim için de bir paragraf yazar mısın lütfen? Ya ne kısa. Efendim diyemiyorum. Ya sen bilirsin, benim hakkında düşündüklerinle böyle bir şair edasında bir şey yazabilir misin? Şiir olur, tabii ki de yazarım. Bir dakika. Ama yazarım ama nasıl bir mesaj atacağım ben sana? Efendim? Nasıl mesaj atmam lazım sana ki oradan okuyacağım. Ya ben şey yapacağım zaten. Ben yarın sabah hat çıkarmaya gidiyorum. Yeni hattından seni arayacağım, tamam mı? Tamam bebeğim, o zamana kadar da yarın ben yazarım. Yazar mısın gerçekten? Bunu benim için yapar mısın? Tabii hayatım, niye olmasın? Sen yeter ki işte. Anlıyorum. Ya bak ben bir tek senin yazılarını seviyorum, bir de İlker Fırat'ın yazılarını seviyorum. Tamam hayatım, öyle güzel bir şey yazacak sana hayran kalacaksın. Var mı böyle kendi yazdığın sözlerden? Ben gene içiyorum bu arada, kafam güzel. Ama işte... Var biraz sözde de o şey yapmam lazım. Bir sözüm vardı senin, kendi yazmıştın. Hangi sözdü o? Ben arkadaşıma söyleyecektim. Çok güzel bir sözdü. Hatırlamadım ama. Ha, adını yazdım sahilde kumlara da. Hayır, o değil. Kaç tane insan gördüm falan, elbise falan diyordum. Ha, anladım. Varsa kağıt kalemin elinde söyleyin yaz. Bunu sen yazmıştın değil mi? Evet. Tamam, söyle, yazıyorum. Arkadaşıma göndereceğim. Çok hoşuma gitti. Tamam. Yazıyor musun? Yazıyorum, söyle. Ben ne insanlar gördüm. Evet. Ben ne insanlar gördüm. Ne elbiseler var üstünde. Evet, devam et. Ne elbiseler gördüm. Evet. Ne insanlar var içinde. Ay ne güzel yazmışsın. Yani. Ya çok güzel yazıyorsun. Yazarlık yeteneğin var gerçekten. Yani. Ya bir de hani yarın bir gün eğer ki böyle kitapların falan tutarsa eğer ki beni İlker Fırat'la görüştürür müsün? Hani tanıyorsun değil mi İlker Fırat'ı? Söylemiştim sana, evet, yazar kendisi. Evet. Bir ara onun telefonu vardı bende ama şimdi tabii telefon format attırınca numarası gitti. Aa, gerçekten mi? Evet, numarası gitti. Komple bütün numaralarım gitti. Ay sen İlker Fırat'la yazar İlker Fırat'la mı konuşuyordun telefonda? Tabii. Ay gerçekten mi? Çok heyecanlandım şu an. Vallahi gerekirse numarasını atardım sana. Ama işte format attırınca bütün numaralarım gitti. Anlıyorum. O zaman eğer ki bir daha numarasını bulursan bana atar mısın? Çok seviyorum kitaplarını İlker Fırat'ın. Tamam canım. Sen yarın değiştir o şeyini. Ben sana bu şeyden, mesajdan atarım ben. Tamam canımın içi. Yarın kesin atacağım sana numaramı. Tamam bebeğim. Bu gerizekalından anca böyle kurtulabilirim, doğru mu? Yani hayatım, yani değiştir kurtul. Ondan sonra bir daha seni arayamaz. Bugün saat ama 10'da gene aradı. Böyle yırtınıyor işte. İşte tehdit ediyor hala. Yap diyorum, yapamıyor. Büyük ihtimal fotoğraflar yok elinde, bizi kandırıyor. Yok tabii, seni tehdit ediyor. Çok doğru söylüyorsun Hasan'cığım. Bir de
bu yeni aldığın numaraydı. Verme kimseye. Twitter'da falan yayınlama. Yok, bundan sonra tekrar kendisin olacaksın Hasan. Tamam bebeğim. Ben şey yapmıyorum. Hiç girmiyorum Twitter'a. İnternetimi kapattım. Anlıyorum. İyi yaptın. En güzelini yapıyorsun. Yani. Bir sürü bayanlar rahatsız ediyor. Ben de kapatıverdim. Anlıyorum. Ya sen, ya yok, sen bayağı kültürlü bir insansın, zeki bir insansın. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben de kaybetmek istemiyorum seni ama 2 gündür var ya burada deliye döndüm deliye. Ya, ben de biliyorum beni çok sevdiğini, merak etme. Ben de sana çok ısındım, biliyor musun? Çok cana yakınsın, zekisin, kültürlüsün, kitaplar yazıyorsun. Yani. Ah sen benim hayatımın anlamı olsaydın. Beni hiç bırakmazdım. Ay, nereden buluyorsun bu sözleri? Yani. Nereden yazabiliyorsun bu sözleri peki? Nasıl bir yetenek bu? Ya şimdi şöyle mesela bazen balkona çıkıyorum. Böyle oturuyorum. Sigara yakıyorum. O anda bir ilham geliyor. İlhamdan şey yaparken böyle müzik dinliyorum telefonda. O anda bir ilham geliyor. Çok güzel bir ilham geliyor. Hemen kalemi alıyorum ve o ilhamı yazıyorum. Doğuştan gelen bir yetenek diyorsun. Yani. Ay, çok güzel yerlere gelebilirsin bu kafanı kullanırsan, biliyor musun? Tabii. Bak ben sana yarın al numaranı, ben sana yazacağım. Aa, hakikaten de bu şairmiş diyeceksin. Yok, şairlik bir yeteneğin var. Peki doğaçlama yapabiliyor musun? Doğaçlama yapabiliyor musun? Yani o anda böyle birine bir söz yazabiliyor musun? Aniden böyle. Yok, ben sana şey söyleyeyim. Mani söyleyebiliyorum aslında. Aklıma mani geliyor. Mesela bir mani söyler misin bana? Mesela bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, anladım. Aa, şimdi bak, ben şimdi geldi, şimdi geldi. Üzümü koydum sepete, yar oturmuş tepede. İstanbul'dan kız aldım, şan olsun memlekete. Ay, çok güzel yazmışsın. Sen mi yazdın bunu? Ya, bak, bir tane daha geldi. Mendilin ipeklisi, tarlanın teseklisi. Pek hoşuma gidiyor. Avradın göbeklisi. Güzel yazmışsın. Ya. Başka var mı peki? Allah'ım. Aa bak bir daha geldi bak. Evlerine varamadım köpekten. Alıçkuru göbekten. He? Google'a götüm. Bunu şu anda mı yazıyorsun? İşte birine geldikçe ben şey yapıyorum yani. Şu an doğaçlama yaptın galiba, doğru mu? Evet. Aa, gerçekten mi? İşte böyle mesela düşündüm mü aklıma bir şey geliveriyor. Peki son bir kere daha doğaçlama yapar mısın? Çok merak ediyorum nasıl Bir dakika. yapıyorsun. Bir dakika. Kaldır başını. Gökyüzüne bak. Bir sürü ay ve yıldız göreceksin. Sevgi ve ay ise yıldızlar senin bir tane olduğunu gösterir. Ay, bunu şu an mı yazdın? Evet işte böyle aklıma geldi mi hemen ilham geliyor. Ay, çok güzel yazıyorsun. Bir de bir anda yazıyorsun. Ne büyük yeteneksin sen. Ya, ben seninle gerçekte de görüşmek istiyorum. Gerçekten mi? O zaman bir ay sonra buluşabiliriz. Çok saf, böyle temiz bir insansın. Hiç yalan söylemiyorsun. İşte Akıllısın, ben de zekisin. yalan olmaz hayatım. Ben de yaşam oyum. Ben de yaşarım ki ben buyum. Ama hiç yalan söylemiyorsun. O tarafını çok sevdim. Gerek yok. Yalansız. Ben yalan söylersem kendime yalan söylerim. Yani niye yalan söyleyeyim? Bir gerek duymuyorum buna.
Bence Ben zamanım dobracı. çok doğru konuşuyorsun. Yani. Peki İlker Fırat'ın sevdiği kitabın hangisi? Ben bir tane kitabını tek biliyorum. İlker Fırat'ın. O da Aşk Yolu diye bir kitaptı. Senin var mı böyle sevdiğin bir kitap İlker Fırat'ın? Şimdi yeni bir kitap yazıyordu o. Neydi, bir dakika bakayım o kitabın ismi, bir dakika. Hatta bana söyledi diye Ben de bilmiyorum yazıyordu. kitaplarını hiç. Yeni yazıyordu bunu, yani yeni başladı yazmaya. Sen Ha. nereden biliyorsun? Konuşuyor musun? Hayır işte, numarasını kaybetmeden önce konuşuyordum. Bir kitap yazıyorum Hasan dedi. Ama dedi senin de yardımına ihtiyacım var dedi. O anda işte telefona format attırdım. Numaraların hepsi gitti. Neydi peki kitabın adı? İşte onu düşünmeye çalışıyordum da işte. Ha, aşka giden zaman yolculuğu. Ay gerçekten mi? Evet. Keşke beraber yazardık. Yani bu zaman yolculuğu aşka götürüyor. Öyle bir kitapta yazıyordu. Anlıyorum, anlıyorum. Ben seni hiç kaybetmek istemiyorum. Ben de kaybetmek istemiyorum. Keşke şu an yanında olsaydım. Geçen bu geri zekalı var diye konuşamıyorduk rahat rahat. Bugün rahatsız Evet. etmiyor. Ben de burada kahrolduğumu uyuyamadım. Dün ne Acaba yaptın biliyor başına bir şey mi musun? geldi, bir şey mi oldu? Çok Dün tedirgin oldum burada. ne yaptın biliyor musun? Konuşmalarımızı hayal edip oynadım. Diyorum ki dün konuşmalarımızı hayal edip oynuyordum biliyor musun? Gerçeğe döndürelim. Onu da yapacağız merak etme ama şimdilik böyle. Kuşadası'na geldin mi? Sen nerede? Didim'de miydi demiştin sen? Akkule mi dedi? Yok ben geleceğim yanına Kuşadası'na geleceğim. Hem bir iki gün tatil yapmış olurum, doğru mu? Olur bebeğim. Okan abim hoş Sen geldin. nasıl istersen. Sana gelsin Hasan. Canın sıkıldı mı beni arayabilirsin ama o numaramı Ama sil. bak bana sözüm var, tamam mı? İleride İlker Fırat'la konuşursan beni konuşturacaksın. Arkadaşınmış ya. Tamam bebeğim. O muhakkak beni arar. Arıyor mu Muhakkak seni beni böyle arar. sürekli? Tabii arada ben hep sürekli arardı. Ben arardım. Nasıl bir insan İlker Fırat? Kitapları falan ne konuşuyor genelde? Çok merak ediyorum. Böyle aşk, aşk hikayeleri üzerine kitap yazıyor. Anlıyorum. Nasıl bir insan? Nasıl bir kişilik peki? İyi bir insan mı? Onun üzerine ben insan tanımam. Aa, o Onun kadar üstüne ben diyorsun. güzelim, tabii. Onun güzelliği neden? O yüzü bana yetiyor. Çok güzel bir yüzü var adamın. Melek gibi. Ay bu geri zekalı gene mesaj atmış. Telefonunu arıyorum meşgul gene onunla mı konuşuyorsun demiş. Bekle şuna bir mesaj atacağım onunla konuşuyorum diyeceğim bir dakika. Tamam. Konferans almayacağım başımıza böyle olmasın. Tamam, kapatıyorum. Kapatma hayır ya neyden korkuyoruz? Hayır, korkmuyorum da onun safhanı değil ha. Dur bekle yazıyorum. Artık Tamam. bilsin konuştuğumuzu aramasın. Ergün Tamam. müdür nedir her ne belamızsa. Yani yarın da ben numaramı değiştiriyorum da. Aynen bekle dur. Dağıt diyorum dağıtamıyor. Böyle sürekli tehdit ediyor. Korkacağımı düşünüyor. Evet. Bak gene arıyor. Dur yazmakla uğraşmıyorum. Dur konferansa alıyorum. Tamam. Güzel bir korkut bunu tamam mı? Dur. Tamam. Şey desene bugün beni aradı da Ayşe. Ben Ha. savcılığa da suç duyurusunda bulundum hakkında. Git dağıtsana lan Tamam. yiyorsa de. Amcanla da Tamam. konuştuğunu söyle. Amcası mafya dedim ben çünkü ona. Tamam. Alıyorum. Bir dakika konferansa alıyorum Tamam. her günü. Tamam.
Hazır mısınız? Her gün geliyor. Gökçe her gün geliyor. Arkadaşlar yayını paylaşmayı unutmayalım. Yorumlarda başa tutturduğumuz Instagram sayfasına takip atanları bu abazavından sonra okuyacağım. Bakalım bir inandırıcı olsun diye bekliyorum. Bir fotoğraf gelmiş. Reis EFT dekont çıkmıyor ama attım vallahi yarın geçer hesaba. 20 TL yollamış bize. Can Erdem sağ ol bağışını çift sifte attın. Teşekkürler. Alo sen niye arıyorsun hala beni? Aramasana. Ya sen bak ben sana demiştim bak fotoğraflarını dağıtacağım diye. Acıyorum acıyorum yapmıyorum bak en son benden günah gidecek haberin olsun ha. Erkün. Sen de mi buradasın yine? Sen bununla mı konuşuyorsun hala ya? Hani konuşmayacaktın bununla? Ya sana ne istediğimle konuşuyorum ben. Gerizekalı. Ne var lan? Lan anasını siktimin çocuğu. Ne küfür ediyorsun bak vurut bak. Dayı bak ananı oğlum, sikerim bana küfür etme ha. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağım oğlum? Oğlum ben bilmiyorum. Ben dayıma numaranı verdim. Sen dayın kim oğlum? Ben bilmiyorum artık. Mafya mıdır? Ne bilir ben bilemem artık. Hani siz karı kocaydınız beni kandırıyordunuz. Şimdi dayı ayağı mı yapıyorsunuz bana? Fatma ben bunu bilmiyorum. Bak Ayşe ben bunu bilmem. Ben numaranı verdim. Oğlum senin adın neydi oğlum lan? Nerede oturuyorsun sen? Senin ananı sikerdim benim adım. Adını söylesene oğlum delikanlıysan. Adın ne lan senin? Hasan benim ne olmuş? Benim saklım gizlim yok. Nerede oturuyorsun sen? Kuşadası'nda oturuyorum. Oğlum Kuşadası'na gelip senin karım yapmazsam topum ulan. Var ya elindeki kadını benden çaldın. Amına kodumun çocuğu seni. Biz ne güzel aşk aşıyorduk. Hayır ben seninle konuşmak istemiyorum. Git başınızdan. Yarın numaramı aynen değiştiriyorum. Bak. Lan. Alo. Ne var lan orası bu çocuğu? Bak senin ananı sikeceğim ben. Şimdi bak ben sana ben acık adresimi veriyorum. Sen Kuşadası'na geliyorsun yarın tamam. Ya sen veremem. Bana başka adres vereceğim. Beni kandıracaksın değil mi? Ben, oğlum ben senin gibi yavşak değilim. Ne yavşak değilim oğlum, niye aramıza gülüyorsun oğlum? Biz birbirimizi seviyoruz oğlum. Lan göt. Hayır ben seni sevmiyorum. He bak. Kuşadası'na geleceksin. Tamam mı? Evet. 7 Eylül okulunu bulacaksın. Peki biliyor ben musun? Sana bir şey soracağım bak. Delikanlı gibi dakika, konuş. Bir dakika. Amın olur bir dakika. Geldin mi 7 Eylül okulun neresinde? Tamam mı? Yedi Eylül okulun önüne getirecekler. Gel diyeceksin. Ben de Yedi Eylül okulun önündeyim. Ben de çıkacağım geleceğim. Yedi Eylül okulunla bizim evimiz karşı karşıya. Çıkacağım geleceğim. Kaç tane adam getirirsen getir yanında sorun yok. Ben senin gibi kahpe miyim oğlum? Çocuk muyum lan amcama şikayet ettim. Tek başıma geleceğim delikanlı gibi. O götüne de var ya sana göreceğim bak neler yapacağım. Seni sen şişeye oturtturacağım oğlum. Sen beni daha tanımamışsın lan. Sen siktin şerefsiz gelemezsin. Karahanlıymış, Karahanlı. Araştırdım Karahanlı falan. Yok diye öyle Kuşadası'nda Karahanlı diye biri. Göt. Kimi kandırıyorsun oğlum, lan sen? Amına kodum bu çocuğu. Adana'dan çıktım ben buraya taşındım. Amcık ağızlı. Kim bu Karahanlılar? Bana ne lan? Ben sana dayımın numarasını amcamın numarasını da verdim. Verdin mi amcanın numarasını? Tabii canım senin şimdi numaranı Fatma verdim. Ayşe kapattın mı bilmiyorum da görüyorsun işte kaç yaşında adam gidip babasına şikayet ediyor. Böyle erkeklerle mi konuşuyorsun? Hayır ne tamam, alaka? Benim. Benim babam değil oğlum o. Dayım. Abilerini mi çağırdın lan? Oğlum. Peki ben sana bir şey soracağım. Delikanlı gibi cevapla bak. Delikanlı gibi cevapla. Doğru dürüst bak. Ben numaranı verdim. Ben sana bir şey diyeceğim. Bak. Savcılıklar. Tamam. Afan dedi. Savcılığa gittik dedi. Numarasını verdik dedi. Seni araştıracaklar. Tam adresine kadar bulacaklar seni. Kime ait olduğunu. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Nasıl yaptın peki? Aldım hanımdan. Hayır hanım değil. Sen gerçekten bunun kocası mısın? Ulan oğlum. Evet abi. Bak biz ayrıydık. Ya bu benim eski anlamıyorsun. Eski kocam ayrılmıştık yerinden barışmak istiyoruz. Hala bela oluyorsun. Bak seni savcılığa vermiş. Abi değil misiniz? Bak, doğru söyleyeyim bak. Oğlum. Ben yalan konuşursam Allah beni mezara göndersin şimdi. Şu anda beni Allah mezara göndersin. Dayıma numaranı verdim. Bak Hasan beni aradı. Dayım. Hasan dedi. Savcılığa verdik numarayı dedi. Savcılık araştıracak dedi. Peşine düşecek dedi. Sen dedi rahat ol dedi. Benim dedi. Yengemi rahatsız edecek dedi. Adamın dedi. Anasını hamını dedi. Gırtlağını sikerim ben dedi. Bak oğlum. Başın dertte. Ben seni uyardım.
Sen beni gayriye almadın. Abi tamam bir şey alsana onu geri al o şikayeti ya. Kusura bakma birader. Kusura bakma. Ben seni uyardım. Arama dedim. Sen hala aradın. 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 Ben sesimi çıkartmadım. Ya yalan söylüyorsan? Hanımdan numaranı aldım. Dayıma mesaj attım. Numarayı gönderdim. Dayı dedim durum bu bu. Peki sen mi gönderdin numarayı? Sen mi gönderdin dayına numarayı? Evet, hanım yolladı bana numaranı. Tamam o zaman, benim numaram ne peki? Ne bileyim ben oğlum, 2 gün oldu numarayı göndereli. Ben numarayı burada tutmuyorum ki. Haa, pardon o zaman. Ben numaranı gönderdim. Abi bak, bu, bak biz şimdi... Abi sen bu kadını seviyorsun değil mi? Ne oldu? Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bak ben hiçbir kıza böyle şeyler yapmadım. Benim yani niyetim de kötü bir şey değildi aslında. Ben oğlum, kendisini bak, çok sevdim be abi. Sen istediğin kadar konuş bunları. Bak bak ben sana bir dost nasihatı söylüyorum. Bir sen, sen beni böyle yalnızın. Bir gün ben havaya kapı tık 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 çaldı mı o zaman göreceğim ben seni. Abi bak ne yapalım biliyor musun? Abi bir gün sen konuş bir gün ben konuşayım be. Tamam ya tamam nasıl... konuşalım sen devam et. Ya nasıl konuşuyorsun tamam. Sen orospu muyum ben? Sen tam bir kahpesin kahpe. Beni aldattın. Beni yarı yolda bıraktın lan. Hiç acımıyorum lan sen bana. Oğlum senin karnını sikeceğim lan. Kızgın oğlum sen kızgın. Senin karnını sikeceğim lan. Ne gülmesi orospu çocuğu ben aşık oldum diyorum lan bu kadar ya. Amına koyduğumun topu seni. Doğru devam et öyle konuşmaya. Devam et devam et. Aslan oğlum bak. Kapını çaldığı zaman ananı sikeceğim dersen o zaman ben de geleceğim. Aslan oğlum bak ben bu kadına aşık olmuştum. Sen bu kadını benim elimden aldın ya. Senin karnını sikmezsem adam değilim lan. Konuş konuş oğlum. Oğlum sen sana var ya memlekette kilot giydirip benim karım diye dolaştırmazsam orospu çocuğuyum lan. Bunu duydun mu? Tamam tamam. Benim telefon ses kaydı da yapıyor. Sen devam et böyle konuşmaya. Ya... kayıtlarımı benim telefon ses kaydını yükledim ben. Kim dinliyor peki bu ses kayıtlarını? He? Kim dinliyor bu ses kayıtlarını? Telefon yükselişi senle şimdi konuştuklarımızı benim telefon kaydediyor. Yalan söylüyorsun. Neye yalan söyleyeceğim oğlum? Sen bana savcı arkadaşlarım var demiştim, hakim arkadaşlarım var demiştim. O da yalandı değil mi? Beni kandırıyor. Benim telefon şu anda bütün konuşmalarımızı yüklüyor. Ne yapacaksın? Ses kayıt cihazı var bende. O zaman şöyle söyleyeyim. Ses kaydını mı alıyorsun konuşmalarını? Hepsi şu anda kayıtta. Şu anda. O zaman kayda geçmesini istiyorum. Bunu dinleyen arkadaşım ben Hasan'ın karısını siktim. Tamam. Konuş sen birader. Konuş. Devam et. Benim hiç bak ben bu moruma takıyorum. Şimdi kaydı dinleyen arkadaşım bu kavat bak tamam mı? Bu orospu çocuğu tamam, elinden tamam. Benim konuştuğum karıyı aldı. Kaydı dinleyen kişi. Bu Hasan... Bu Hasan piçi, bunun karısı da var ya ben neler yaptım neler, karısının böyle telefonda ekranda suratına boşaldım. İyi dinleyin, bunun karısını herkes sikiyor. Ya sen nasıl konuşuyorsun gerizekalı? Hasan, sustun lan kahpe çocuğu. Hasan. Alo, beni attınız mı konuşmadan? Alo. Ben şimdi kapatıyorum telefonu, tamam mı? Ben yarın seninle görüşüyorum, merak etme. Zaten dayısına söylemiş kendisi, şikayetçi de oldular. Numaramı da değiştiriyorum, Allah belanı versin. Alo, sesim geliyor mu? Hasan niye konuşmuyorsun lan kahpe çocuğu? Oğlum telefon kesildi. Aynen ben de duyamıyordum. Kesildim. Bırak hayatımı öyle konuşmaya devam. Dur ben dedim bak ses kaydını aldıysa Hasan'ın karısını siktim. Suratına boşaldım telefonda. Hadi bakayım. Tamam. Bunu da duydun mu? He? Bekle daha bu karının videosunu bir atayım sana. Herkes bakıp 31 çekecek. Yok dayım var yok savcılığa verdim. Kimi kandırıyorsun lan göt? Savcı arkadaşlarım varmış. He. At onu. Ben bir şey demiyorum sana at. Ya hayır atmıyorsun. At ya da at. Hani sen atıyordun sabah 12'den beri niye atmıyorsun? Fotoğraflarım yok çünkü. O fotoğrafları atar mısın? Ben de görmek istiyorum. Kim yok ki? Şu an atamam. Sonra atacağım ama sana bekle. Kim? Senin var ya. Ananın avından çıktığın günü sikeyim ben. Anca böyle küfür eden oğlum. Ha tamam mı? Senin ananın avından.
lan, sana lan fotoğraflar lan, amına kodumun şantajcısı. Atin de 31 çek değil mi? Amına kodumun çocuğu sen mi? Bana atmayacaksın. Hatun'a atacaksın beni. Ha, hatun'a mı atayım? Ha, at bakayım hadi gönderin. Bilgisayarda abi şu an atamam. Ha, atamazsın. Sen kandırıyorsun bizi değil mi? Bizi kandırıyor ben... bazen. Bu bir şey yapamaz, söyle. Aşkım, kapatsana telefonu ya. Kapatıyorum aşkım. Canın cehenneme her gün. Oğlum hepinizin anasını sikeceğim lan. Aslan, seni karım yapacağım oğlum. Bunu duy tamam. Sizi var ya bu gece uyutursam horoslu çocuğum var. Bende program var. Bütün konuşmalarını dinleyeceğim amına koyayım. Benim adım Ergün ise siktirin gidin lan. Kapatıyorum. Tamamdır. Düştü bu. Devam. Arkadaşlar bir daha arayacağız şimdi. Bakalım arkadaşlar. Şu an var mı? Bağış yatan var mı? Kardeşim yukarıda papara ve garanti ibanım var. Oraya atıyorsun de kontrolüyorsun. 2-3 kişi sormuş onu cevaplayalım. Gene arayacağız. Ne yapalım? Final yapalım mı artık da? Ben diyorum bu bizi daha çok güldürür. Bunu her gün arayalım biz. Kardeşim yukarıda var papara numaram ya. Evet. Arkadaşlar canlı yayınımızı kimler paylaşmış? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir daha arayacağım. Ne yapalım şimdi? Plan nedir hocam? Hasan'ı güzel bir havlatalım biz. Seksiye girelim biraz. Cinselliğe vuralım. En son gene bir Ergün girsin olaya. Bu sefer farklı bir şekilde girsin. Lan böyle bir yalancı görmedim hayatımda. İlker Fırat diyor arkadaşım gibi ya. Ses kayıtları da deli niteliğinde değil diyor. Lan Kürşat amına koyayım ne ses kaydından bahsediyorsun ya. Sen cidden Hasan'a inandın mı birader? Adam bir de diyor ki ses kayıtları deli niteliğinde değil yani. Bir inandın bir de yani. Kardeş acilen bir nörolojiye falan gitmen lazım senin yani. Bu orospu çocuğuna bir Allah bir dediğine inanacaksın. Nasıl yalan söylüyor? Ben hiç yalan söyler miyim diyor bir de. Mehmet Ali Kılıç İslam Aba canlı yayınımızı paylaşmış. Feda Efe Fehmi Polat canlı yayınımızı paylaşmış. Recep Karagöz canlı yayınımızı paylaşmış. Askan Otluoğlu canlı yayınımızı paylaşmış. Koray abi ben sana küfür etmedim. Sen yanlış anlamışsındır ya. Yunus Kureş paylaşmış canlı yayını. Ben sana küfür etmem abi. Yani hatırlamıyorum da öyle bir terbiyesizlik yapmam abimsin. Eğer yaptıysam da kusura bakma. Ki sen de bir şey yaptın herhalde veya yapmadın hatırlamıyorum ya. Yok da ben sana alınmadım rahatına bak. Yanlışlık olmuştur abi. Evet. Arkadaşlar Hasan'ı arıyorum. Bence Hasan'ı uzatalım mı uzatmayalım mı? Yani bugün finali yapalım mı yoksa yarın devam edelim. Yarın cumartesi yarın finali mi yapalım? Tamam arkadaşlar şu an bir dakika. Demiştim bundan 5 dakika. Tamam bozmayacağım. Demiştim arkadaşlar sizlere biliyorsunuz. Instagram hesabımı yorumlarda başa tutturdum. Kimler takip ediyor diye bakacağım demiştim. Şu an şu yorumlarda başa tutturduğum şu Instagram hesabına takip atanlara bakıyorum arkadaşlar. İlker Fırat Online giriş yapayım hesabıma. Bir dakika onları bir şey yapayım inandırıcı olsun maksat direkt aramayalım. Bir dakika. Şimdi hızlı takip atın kabul ediyorum. Yakında oraya geçeceğiz çünkü. Herkes bir takibe gelsin. Instagram'a da geldiğimizi hissettirelim güzel kardeşlerim. Devam ediyoruz. Bitirmeyeceğim. Yok. Bu bize daha çok lazım olur. Bunu her türlü sinemada, tiyatroda kullanırız yani. Bunu her türlü sinemada kullanırız bak. Söyleyeyim size. 10 takip gelmiş. Mehmetcan Aydın takip etmiş. Kerven Sercan, Coşkun Can, Hakan... 30 saniye istekleri kabul ediyorum. Hemen yorumlarda başa tutturdum Instagram sayfasına. İsteği kabul ettiklerim son yorumlar son videolara yorumlara falan gelsin. Hızlı kabul ediyorum. Namazan Akkul takip atmış. Suskun Tutuklu, Yıldırım K, Rabia Uzun. Şunu 5000 yapalım beyler bugün. Mesut Şen, Adnan Yıldız, Halil Uçar, Baki Yeşil, Hakan Mert takip atan insanlar. Elizi Foto, Onur Ünal. Hızlı takip ediyorum beyler. Şimdi hemen atın. Hasan'ı arayacağım. Takip ediyorum. Atın takipleri. At. Hızlı. Herkes gelsin. Zülfikar Koç, Enes Ergen 58, Celal Yılmaz, Songül Turkut, Kamukort, Ensaslan, Emre Alboyrok, Muzaffer Bal takip atan insanlar. Beyler yağdırıyoruz. Instagram'ı buga sokuyoruz. Herkes atsın takip. Hızlı kabul ediyorum. Şimdilik bu kadar takip gelmiş. Çoğunu kabul ettim. Hala kabul ediyorum. Atın. Şimdi geçelim arayalım. Hasan'ı aradıktan sonra bir daha takip edenlere bakacağım. Kesin takip edin. Unutmayın. Evet şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Hasan'a geçiyoruz. Cinselliğe bağlayalım. Biz bunu her türlü tiyatroyu yaparız bak. Bitirmeyelim. Bu adam elimizde kalsın. Adam bizi güldürüyor amına koyayım.
Kardeşim yukarıda papara ve papara numaram var, garanti numaram da, garanti IBAN'ım da var. Oraya yolluyorsun. Dekontu da bana Facebook sayfama gönderiyorsun, ben de bakıyorum. Yıl oldu 2019, hep söylüyorum ya. Ay, Ali engelledim gerizekalıyı. Engelleyeceksin, gene aşağı arayacaksın. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu bizi kandırıyor biliyor musun? Sen fark ettin mi? Yani. Hepsi hikaye, atamıyor fotoğrafları. Neyse boş ver o gerizekalıyı, gecemizi bozmasın. Biz devam edelim muhabbetimize. Tamam dedi. Şu anda içiyorum biliyor musun? Kafam çok güzel. Beraber kafamız güzel olsaydı. Keşke. En sevdiğin ya, içki hangisi? Efendim? En sevdiğin içki hangisi? Ben bir açıyorum, başka hiçbir şey içmiyorum. Bak şimdi nasıl abarttıracağım? Ya ben böyle içkiyi çok içiyorum. Hani böyle çok içki içebilen erkekleri de çok seviyorum. Çok içebilir misin? Yani. Bir oturuşta kaç tane bira içiyorsun? Vallahi ben mesela fıçı söylüyorum. Kaç tane içebiliyorsun? Sen bir 15-20 tane içiyorsundur büyük ihtimal. Ya mesela bir fıçı şeyden 12-13 bardak çıkıyor. Bir fıçıdan 12 bardak çıkıyor. Doğru söylüyorsun. O da burada 50 lira. 50 CL değil mi? 12-13 bardak çıkıyor. Ha, 50 TL. Yok hani bir fıçı 50 CL oluyor ya, 50 mililitre, doğru mu? Yok. Mesela şimdi bir fıçada mesela doğru, ha 12 bardak çıkıyor. Ben litresini bilmiyorum da. Yani 12 bardak bir fıçı 50 lira. Anlıyorum. Çok pahalıymış ama normalde 12 bardak yani 25 liraya veriyorlar birayı mekanlarda. 25 tane bardağı. 12 bardağı 25 liraya veriyorlar bizim orada. Sizin orada 50 lira mı? Sen büyük ihtimal elit mekanlarda içiyorsundur. Yani. Bizim mesela burada pilot barımız var. Çok meşhur. Pilot bar ne? Yani bar, eğlence yeri. Zengin insanlar takılıyordur büyük ihtimal. Yok, zenginler değil. Anlıyorum. Kalabeler. Anlıyorum. Arabeler ucuz ya bira. Sürüften kazanıyorlar. Anlıyorum. Ah bir de ezberi görebilsem şimdi ne yaptım. O da olacak, yarın olsun tamam. Tamam hayatım. Bana bir şarkı söylesene Hasan'cığım, dinlemek istiyorum o güzel sesinden. Valla rezilim ama. Yok sesin her türlü güzel senin. Gaza getireceğim. Diyeceğim o ses Türkiye'ye kadar. Bak nasıl gaza gelecek. Bak bak iyi izle. Saçlarını tarama vurmuş. Ucuna gül bağlamamış. Saçlarını tarama vurmuş. Ucuna gül bağlamamış. Haberin var mı? Ay çok güzel söylüyorsun biliyor musun? Gene duygulandırdın beni. Ya. Ya niye gülüyorsun? Ağlıyorum ben burada. Kıyamam sana der. Peki bir şey soracağım. O ses Türkiye'ye katılmayı düşündün mü hiç? Daha yok. Ama çok güzel. Sana teklif gelmiştir kesin bir yarışma programından. Sesin de ya, çok güzel çünkü. Burada da bazen söylüyorum ben barlarda. Teklif geldi mi daha önce bir programdan yarışmamıza katıl diye? Yok, barlardan geliyor. Buradan da ben gitmiyorum. Ama O Ses Türkiye'ye katılsan belki finale kalabilirsin biliyor musun? İşte. Bizimkiler bırakmıyor. Yoksa büyük yeteneksin şarkı konusunda. Evet. Hasan ben çok azdım biliyor musun? Bir dakika bekler misin? Bir bira alayım geleyim rahat konuşalım. Kapatma. Tamam hadi. Arkadaşlar cinselliğe giriyoruz, hazır olun. Kardeşim papara numaran yanlış, gönderemiyorum demiş. Şöyle bir düzeltin papara numaramızı da, papardan para atamıyorlarmış. Ben de çocuğun bir tanesi diye yazıyordu da. Sabahtan beri gelmiyor, bir şey de kazanamadık diyordum da. Paparayı yanlış yazmışım galiba.
Şimdi cinselliğe giriyoruz. Hazır mısınız? Her türlü yaptık. Abi numara eksik arkadaşlar. Pardon ya. Papardan göndermek isteyen kardeşlerim. Sonunda bir eksik. Düzeltiyorum bir dakika. Kusura bakmayın. Vallahi iyi oldu. Mahir aydınlattın kardeşim benim. Sağ olasın. Sonuna bir ekleyeceksiniz de ben ekledim bir dakika. Tamam kaydettim arkadaşlar. 106-125-68-61. Şu anda papara numaramı düzelttim arkadaşlar. Paparadan atmak isteyenler baştan atabilir yani. Kusura bakmayın. Sonuna bir eklemeyi unutmuşum. Düzelttim yani paparayı Mahir'cim. Atabilin şimdi. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum atarsan. Bildirim düşüyor zaten. Görürüm. Alo geldim şu anda. Müsaitim. Evet geldim. Be hayatım ya. Ya ne yapayım üzülüyorum. Neyse yanıma şey yanıma gelsene. Ne yapayım? Düzelttin mi Hayır? Şu anda oynuyorum biliyor musun? Nereye oynuyorsun hayatım? Amcamla oynuyorum. Ama ya, yaparsan böyle beni astırtırsın. Ama sesin az geliyor. Bağırır mısın lütfen? Astırtma beni ya. İstemiyorsan konuşmayı sen bilirsin. Oh, bak sana yarrak gene kalktı bu. Kalktı mı gene seninki? Of, oh, çok fena. Ay onu ağzıma almak istiyorum. Aşağı dönüyorum. Ama sesin az geliyor biz bu konuları yiyince. Niye böyle oluyor? Evdeyim, evde. Ondan toplar hayatım. Direkt elini sikini atıyor ondan. Peki yanında olsaydın ne yapardın? Efendim? Ne yapardın yanında olsaydın? İçine girmek için neler öğrenmeyeyim. Ay süpersin, biraz daha sert olmanı istiyorum. Zaten ben çok sert erkeğim. Ay gerçekten benim haşin erkeğim. Sen nereliydin bu arada? Ayak parmaklarımdan başlayarak yukarı doğru çıkardım. Ay süpersin. Hasan ben seninle her şeyi paylaşmak istiyorum. Fantezi sever misin? Bebeğim çok sertleşti benimki. Fantezi sever misin fantezi? Of sen bensin hayatım. Ben seninle her fanteziyi yapmak istiyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Aha. Ben şimdi yolda yürüyorum. Sen de bir sokak köpeğisin. Ben çok aha seviyorum seni. Tasma bağlıyorum sana. Evime götürüyorum. Tamam mı? Oh, yapma hayatım, oh, aldırtma beni. Seni zincire bağlıyorum böyle. Sonra yatağıma geçiyorum çırılçıplak. Sen çıplak yapma vücudumu görünce dayanamıyorsun, üstüme atlıyorsun. Oh, oh. Gerçek bir köpekmiş gibi sikiyorsun beni, tamam mı? Oh, hayatım. Ben yapma diyorum, sen hav hav diyorsun bana. Havla lütfen. Ah, çok güzel havlıyorsun. Ay süpersin. Ay süpersin. Ama gerçek bir köpek gibi havlamanı istiyorum. Pitbull gibi. Koşt, bırak peşimi. Ay süpersin. Bırak peşimi. Ay sen... Hayır. Hayır. Şimdi istiyorum seni. Ay bıraksana beni köpeksene. Hayır. Hayır. Şimdi istiyorum. Ama hayır seni diye değil. Köpekçe cevap vereceksin. Ay süpermişsin sen. Şimdi inek olmanı istiyorum Mörde. Ay sen süpersin. Maymun olabiliyor musun maymun? Maymun sesi. Ne sesiniz? Maymunla gidemem. Ay sen süpersin. Hayatım gerçekten yakın. Efendim?
Mahir Şahin bize 20 lira yollamış. Sağ ol Mahir. Papardan 20 lira atmış. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Efendim diyemiyorum. Çok sert. Ay sert mi? Dur ben bir telefonu kontrol etmek istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bu gerizekalı birden giriyor. Nasıl giriyorsa bir dur bakayım. Ha yok şu an kimse gözükmüyor. Güzel. Aşkım sen de arada bak tamam mı? Başkası bizi dinliyor mu diye. Bakıyorum bakıyorum yok bir sende. Bak güven olmaz. Bu bir şey yapıyor giriyor bir şekilde. Anladım. Neyse biz devam edelim. Boş ver onu. Gerçekten mi? Benimki de çok ıslandı biliyor musun? Sen havlayınca ben kendimden geçiyorum. Var var çok azgın. Gerçekten mi? Öyle bir sıkışmaya ihtiyacım var var ya. Sabahlara kadar yataktan çıkmak istemiyorum. Ay sen gerçekten ciddi misin? Çok ciddiyim. O zaman şöyle yapalım. Yanına geldiğinde pek fazla dışarı çıkmayalım. 2-3 gün boyunca evde duralım sürekli. Aynen, aynen dedi. Hiç çıkmak istemiyorum. Belki ya. İyi şeyler olur aramızda, evleniriz, doğru mu? Yani. Bana güzel bir ev alır mısın peki? Şu an paran yoksa bile ileride alır mısın? Ne? Bana ev alır mısın? Alırım tabii, dedi. Evini almıyoruz ki. Gerçekten mi? Yani, senin istediğin ev olsun. Araba da alırım ben sana. Gerçekten mi? Dayınla konuşsak bize bir ev alır, bizi evlendirir mi? Evlendirir. Bunda para çok. Harbi mi? Tabii, Hasan der o başka bir şey demez. Gerçekten mi? Tabii, beni çok seviyor. Dayının maddi durumu ne? Mehmet Karahanlıydı değil mi dayın? Evet. Maddi onun durumu nasıl? Bir sürü adamlar var onun çevresinde. Ay gerçekten. Tabii, korumaları var. Ya ben sen öyle söyleyince Google'dan araştırdım Mehmet Karahanlı diye. He. Filmlerde oynayan bir adam çıktı. Yok o öyle çıkmaz. Bir de müteahhit çıktı bir tane. Yok o çıkmaz o. Ne iş yapıyorsun? Ne yaparsın? İşler Google'dan diyorum. Sen araştırıyorum. Zekanından bak. Çıkmaz. Yok onunla bir şey. Ne iş yapıyor dayın? He? Ne iş yapıyor dayı? Dayı bir şey yapmıyor ki. Yani durumu iyi ya, ne iş yapıyor onu merak ettim. Hayır, onun daireleri var mesela, arazileri var, çiftlikleri var. Orada kuyumcu, halıcı dükkanları var. Anlıyorum, neyse biz devam edelim. Çok zevkliyim. Aa. Oğlum, nereden baksan 100 tane dairesi var. Aa, hala oynuyorum ben. Havde, 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 havde ne olur. Ama gerçek bir köpek gibi havla. Süpersin. Amına koyayım gülmekten öldüm lan. Hasan köpek olmuşsun lan. Ya sen nereden çıktın? Yeni köpek almışsın lan kendine. Ya. Amına koyayım daire girdin. Nasıl alıyorsun lan sen? Amına koydum bu topu. Lan ben amına koydum salak seni. Lan bu ne lan? Silas kankalı bu. Amına koydum bu çocuğu. Alman Kürdü bu. Ya sen var ya tam bir orospu çocuğusun. Ya siktirin gidin amına koyayım dedim bir 31 çekim sana siktir yapıyorlar. Hasan ne güzel abin lan bir de havlasana Hasan. Ulan orası bu çocuğu. Bir gün bu yarrağı var ya bu yarrağı da Hasan oğlum çok güzel abin lan. Oğlum ben sağım lan bak. Amına koydum çocuğu ben bilişimle uğraşıyorum dijital uzmanıyım benim yaklaşık 200 tane attım var gerizekalı. O istese de ben bütün konuşmalarını dinlerim. Sen dur. Yarın ben numaramı değiştiriyorum. O zaman dinle. Yarrak değiştirin. Beni kandırın. Hep değiştireceğim diyorsun. Değiştirdiğimde görürsün. Sen dur. Dayısı da savcılığa verdi. Ya siklerin gidin. Anca numaranı değiştirirsin arayamam. Göt. Savcılık mavcılık hikaye. Yarın da numaranı değiştirsen değiştir.
Ben zaten Hasan'la konuşmak istiyorum. Hasan beni çok güldürdü. Dinliyorum. Onun numarası şu anda gözüküyor mu sende? Şu an gözüküyor bende. Tamam, bir mesaj yoluyla bana yollar mısın onu? Tamam, yollayacağım. Kapatak ondan sonra. Bekle. Kapat yolla. Şey Hasan, lan şaka maka da. Amına koyayım. Hasan. Amına koyayım ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Amına koyayım var ya. Bu adam daha yeryüzüne gelmemiş. Böyle bir varlık, böyle bir yalan. Utandı, kapattı amına koydu bu çocuğu. Arkadaşlar, bakın maaş atan var mı? En son Mahir Şahan 20 lira atmıştı. Sağ ol Mahir kardeşim benim. Valla bugün de pek fazla bir şey kazanamamıştık, iyi oldu. Bir işeyip gelin, Hasan'ı bir daha arayalım. Devam devam, trole devam. Bağış gelmiş mi ona bakıyorum arkadaşlar. Şu an görünürde bağış yok. Şu an Instagram'a girdim arkadaşlar. İstekleri kabul ediyorum. Yorumlarda başı tutturdum. Göstermiştim gene. Hasan'ı bir daha arayacağım 2 dakika sonra. Yorumlarda başı tutturdum. Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın demiştim sizlere. Şimdi şuradan takip edenlere tek tek kabul ediyorum. Buraya acil 5000 yapalım. Söylemiştim her abaza bundan sonra kimler takip etmiş diye bakacağım diye. Bir daha arayacağız. Evet. Vicente 1907 takip etmiş. Garanti hesabına para geldi. Kim yolladıysa bana özelden de konto yollayabilir mi? Çok rica ediyorum. Aşkın Demir, Emrecan, Emila, Ramazan Taştemel, Kotarak 1997 canlı yayını paylaşmış. Sevim 50 paylaşmış. Sevim 50 takip etmiş Instagram'dan. Sevim 50 takip etmiş. Musa takip etmiş. Rıdvan Şahin takip etmiş. Doğulu'yu da arayacağız arkadaşlar, bekleyin. Alihan Durnay takip etmiş, Yusuf Arbas takip etmiş, Batuhan 10-21 takip etmiş, Vedat takip etmiş, Ümit Koçer takip etmiş, Mehmet Ünlü takip etmiş, Mert. Arkadaşlar takibe devam edin, tek tek kabul edeceğim her abaza bundan sonra. Şimdi lavaboya gidiyorum arkadaşlar, ondan sonra Hasan'ı bir daha arıyoruz. Abi finali yap mı diyorsunuz? Finali yapalım mı arkadaşlar? O zaman şu müziği açmak istiyorum. Şu müzik bittiğinde finali yapalım ya. Hatta sürpriz bir müziğim var. Final yapalım mı? Final yapalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Dur lan bir arada kaldım. Herkes bir düşünsün. Geldiğinde bir kararlaştırarak final yapalım mı? Yoksa yarın belirli tezgahlar, sinemalar yazıp tekrardan mı oynayalım? Dur. İşeyip geliyorum, altımı işeceğim beyler. Geliyorum, bekleyin. Bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Bekleyin. Bak. Yarın cuma. Bence ben yarın sinema yazayım. Yarın bombayı patlatalım bak. Bir daha bunun gibisi elimize gelmez. Bence final yapmayalım. Bak finali yaptık mı çok üzüleceğiz. Arayın diyeceksiniz sürekli. Bak eskiden bir Hasan daha vardı. Aynısını yaptı. Keşke dedi bunu yapmasaydın. Bakalım bağış kim attı? Tamam Denizhan abi. Denizhan abi gördüm mesajını abi. Bu arada bana Garanti Bankası'ndan kim para yolladı? O bana bir dekont atarsa onun da ismini okuyayım. Biz ne yapalım biliyor musun? Bugün Hasan'ı hiç aramayalım. Bizim Doğulu var, Fatma Orospiyam'ın, onu arayalım. Orospiyam'ın
Lan yarın ne yaparız biliyor musunuz? Hasan'ı biriyle kapıştırırız. Araştırsın araştırsın, sıkıntı yok. Benim kimseden çekindiğim yok birader. Arasın amına koyayım. Gelsin konuşak. Hasan'la arkadaş da olurum amına koyayım. O zaman orospu amını arıyorum. Hasan'ı saldık bugün. Hasan'la çok eğlendik zaten oğlum ya. İki gündür eğleniyoruz. Bekle yarına saklayalım gerisini. Başkasını. Hemen şey arıyorum. Bu da çok orijinal bir eleman bilmeyenler için. Bunu arıyorum şimdi. Hasan'ı bıraktım, saldım arkadaşlar. Şimdi o benim numaramı bekliyor. Şimdi ararsak bütün fuhamız ortaya çıkar. Der ki numaranı atmayın, bana güvenmeyin, bu mu falan fistan muhabbeti. Yarın şey yaparız. Doğulu'yu arıyorum, bekle. Açar inşallah, bu da çok komik, bu da çok efsane. Aç lan, adam 15 dakika sonra ara demişti, 1 saat oldu amına koyayım. Umarım... Arkadaşlar şimdi biri para attı dedim, kim attıysa beykont atsın, herkes ben yolladım diyor. Yalan söyleyenlerin götünden sikeyim ya. Arkadaşlar inanmayın. Atmamış çoğu, yalan söylüyor. Aç be. Aç lütfen, aç be. Hadi be aç. Bunu final yaparım, tamam. Bunu final yapalım arkadaşlar. Bunu yaparım da Hasan'ı yarına saklayacağım. Hasan'ı yarına saklayacağım arkadaşlar. Şu elemanı bir daha arayacağım. Bekleyin. Bir sigara yakayım, bitmiyor. Yanlış anlamayın. Abaz abına devam ediyorum. Her sigara yaktığımda canlı yayın bitti, sigara içtiğine göre diyorsunuz da. Sigara yakıyorum da abaz abına devam. Kardeşim dekont falan gelmemiş bana. Hasan'a o zaman Hasan trolünü bugünlük şu müzikle sonlandırmak istiyorum. Müzik bitsin arkadaşlar. Ben 50 TL papara'ya yolladım. İsmimi okumadın ama olsun. Murat Akkaya, bana 50 TL gelmedi papardan hocam. Niye yalan söylüyorsun ya? Papara bildirimleri bana yukarıdan iniyor. Daha aynı Mahir kardeşimiz 20 lira attı, tak bildirim geldi amına koyayım. Niye yalan söylüyorsun kardeşim benim ya? Yapma gözünü seveyim ya. Arkadaşlar bu müziği çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yarın kapanışı Hasan'la beraber finali şu müzikle yapacağız. Biraz duygulanacaksınız ama olsun. Yalan arkadaşlar, yalan. Ben attım diyenlerin çoğu banlanıyor. Bekleyin, finali şu müzikle yapıyoruz. İki duman çekim. İyi dinleyin bu müziği. Teşekkürler. Ben o arada sigara içerken Abaza'yı arıyorum. O doğulu çok komik o da. İyi dinleyin sözlerini. Çaksın İlker Fırat olduğumu, sıkıntı yok birader, canlı sağ olsun amına. Biz zaten bunları yaparak çok risk altına girdik her zaman. Yapacak bir şey. Bakıyorum bir dakika. Oğlum ne yapalım, Hasan'ı aramıza mı katalım acaba ya? Ben çok sevdim Hasan'ı ya. Yalancı malancı ama ne bileyim. Ama dolandırıcı ya. Memleketin en büyük dolandırıcısı. Açtım. Arıyorum şu an Doğulu'yu bir daha. Arıyorum şu anda. Aç lan, aç lan. Ali abi buyur abi, yorumları görmüyorum abi. 900 tane yorum var, hızlı hızlı akıyor abi. Kusura bakma, özelden yaz abi. Ben biliyorum seni, özelden yaz öyle cevap verin. Buradaki yorumlarımı arkadaşlar. Devrim Karaçan 1 lira göndermiş bize papardan. Devrim kardeşim 1 lira atmazsan. Çünkü benim 50 TL gönderme limiti, 50 kere gönderme limiti var. Bak ekmeğimden ediyorsun beni. Böyle 1 lira 1 lira atıyorsunuz. Benim limitim doluyor. Adamlar bana papardan para yollayamıyor. Yani ayda yılda bir zaten 40-50 milyon zor ekmek kazanıyoruz. Onu piç etmeyin kardeşim. Düşünmen yeter. Kötü niyetli yaptığını düşünmüyorum ama 1 TL atmazsan papara üzerinden bir hakkım var, kaybolmasın. Benim bazı sevdiğim, değer verdiğim abilerim var. Yorum atıyorlar bazen de.
Ben göremiyorum. Yorumlar bu çok hızlı akıyor. Küçücük telefondan canlı yayın yapıyorum. O abilerin bana özelden yazsın. Buradan okuyamıyorum. Yanlış anlamayın yani. Yerimde olsaydınız anlardınız beni. Tamam, hikaye Hasan'ı arayalım ya. Hasan'ı arayalım. Son kez doğruyu deniyorum. Hasan'ı arayacağım. Final yapmayacağım ama. Buldum. Şeyi de buldum. İnanması için bir yalan da buldum. Rahat olun. Tamam devrim, gönderme kardeşim bir daha. Şimdi yapmayacağım arkadaşlar. Yarın final. Bak kafa çalışıyor bak. Hikayeye bak. İyi dinle. Nasıl hikaye uyduruyorum bak bak. Şimdi Doğulu'yu aradım. Hasan öyle bir hikaye uyduracağım. Nereden geldi aklına diyeceksiniz. Bak. Hani numarasını at bana özelden deyip bulmaya çalışıyordu ya. Son kez Doğulu'yu arıyorum. Açarsa bundayım. Açmazsa Hasan'dayım. Burnunda bok var. Olabilir kardeşim. İnsanlık hali. Ben sinirlendiririm. Amına koyayım. Fışkırtırım kameraya tam böyle. Görürüz. İnşallah çok iyi yerlere gelirsin. Bakalım ya. Mücadele ediyoruz. Gelmezsek de zaten biz çok güzel yerlerdeyiz şu anda. Çok güzel insanların kalbindeyiz. İnsanları mutlu ediyoruz. Ya yazıyorlar beni mutlu ediyorsun, güldürüyorsun falan. Bu benim için yeterli zaten. Zaten biz bir yerlere gelmişiz yani. Allah'a şükürler olsun. Her şey statü değil bu hayatta. Her şey ne bileyim bir ev sahibi, bir ev araba sahibi olmak değil. Tamam onların da bir önemi var. Sonuçta para olmayınca olmuyor yani. Sıkıntıya giriyor insan. Ama ben zaten çok şey kazandım. Aranızdan bazı gavatlar var, hepinize söylemiyorum. Böyle seyirci oynamayı da sevmem. Çok güzel abiler, ablalar, kardeşler kazandım. Her gün geliyoruz, eğleniyoruz. Allah razı olsun yani. Ben güzel yerlere geldim yani. Güzel kalplere geldim. Şimdi Hasan'ı arıyoruz arkadaşlar. Hasan'ı arıyoruz. Tamam, enayi diye kaydetmişim. Durun arayacağım. Hasan'a bir sallama yapayım, sallamasyon. O garantiden atan kişi de kim abi? Amına koyayım dekont attık. Aa tamam ben biliyordum bak, yemin ediyorum kimin attığını biliyordum da, hatta söyleyecektim. Büyük ihtimal Okan abi atmış diyecektim. Okan abi atmış. Okan abi bize her zaman geldiğinde, her buraya yazdığında, selam yazdığında 10 dakika içerisinde bize 50 TL gönderiyor. Teşekkürler Okan abi, seviyorum seni, Allah razı olsun. Her gün gelip bir şeyler yapıyorsun benim için. Çok sağ ol abi, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Böyle en güzel zamanlarda geliyorsun. Tam diyoruz herhalde olmayacak bugün. Pek fazla bir şey olmayacak falan. Geliyorsun son dakika golünü atıyorsun. Teşekkürler güzel abim. Okan abi buradan izliyorsan selamlarımı yolluyorum sana. Ve Hasan'ı senin için arıyorum abi. Biliyordum, söyleyecektim aslında. Okan abi atmıştır kesin. O söylemiyor. Dekont da atmaz. Hasan'ı arıyorum, bekleyin. Alo. Ha. Ya ben sana bilerek numaradan atmıyorum. Niye biliyor musun? Ha. Bu gerizekalı bir program var. Tamam mı? Ha. Konuşmalara katılıyor. Şimdi eğer ki ben sana kendimden mesaj atarsam eğer ki, dinliyor musun? Ha. Benim kimle konuştuğumu görür. Oradan senin numaranı alır. Sakın ona numaranı verme. Ben yarın hat değiştirip seni gerçekten aradığımda da benim numaramı orada da görür. Anlıyor musun? Yeni numaramı da rahatsız eder. Anlıyor musun? O yüzden ben seni normalden aramıyorum, görmesin diye. Nasıl numaramı değiştireceksin yarın? Şimdi yarın numaramı değiştireceğim ya. Ha. O senin numaranı bilmiyor zaten. Bilmiyor, evet. Yeni aldığım numarayı da bilmeyecek, doğru mu? Evet. Bizi hiç rahatsız edemeyecek. Eğer ki ben sana onun numarasını verirsem, o senden artık benim yeni numaramı bile görebilir. Bilgisayar uzmanı bu gerizekalı, her şeyi biliyor. Zeyiz, çalışıyor. Bin, bedava. Bir dakika sonra mı arayayım canımın içi? Aha. Tamam, arayacağım. Abi, çalışıyor ya.
Beyin çalışıyor, çalışıyor. Allah vermiş. Allah'a şükürler olsun. Şey deneyelim, doğruyu deneyelim. 2 gündür yayın 10 numara, para istemem abi. Benim böyle insanların ekmeği yenmez amına koyayım. Bana böyle avazalardan para kazan gibisinden tekliflerle gelmeyin. Bu orospu evlatlarının ekmeği yenmez. Hayırdır, dolandırıcı mıyız birader ya? Biz geliyoruz burada işimizi yapıyoruz. Gönlünden para kopan olursa, desteklemek isteyen olursa eyvallah çekiyoruz. Kimseye, ben kendi kimseye demiyorum yani bana para at diye. Ha borç aldım abilerim var, abi sıkıştım bana para atar mısın gibisinden. Onlarla da benim günlük hayatımda iletişimim var yani. Onlar normal izleyici değil benim için, abi kardeş. Çok şeyle borcum var. Buradan alacaklı abilerime söylüyorum. 2-3 tane abiden borç aldım. Daha veremedim abi. Güzel yerlere geldiğimde tek tek sizlere güzelliğimi yapacağım. Akıllısınız yani. Nerede lan bu? Heh. Şu şeyi bir daha arayayım. Doğuluyu. Ay ananı sikeyim. Normalden arıyordum az kalsın. Ne yazmışsın Okan abi? Bakın bir. Bütün günün yorgunluğunu şu yayını izleyince gidiyor yeminle. Az bile kardeşim adamsın. Çok teşekkürler abi. Seviyorum seni. Kendime bir hayvan çiftliği kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Oğlum Hasan'la konuşa konuşa kendimi övmeye falan başladım. Bak hastalık gibi orospu çocuğu bulaşmaya başladı. Bak nasıl beynim çalışıyor falan diyorum amına koyayım. Ben normalde ben zeki değilim falan diyen çocuğum yani. Abartmayın amına koyayım beni diyen çocuğum. Hasan'la konuştuğum için beyne bak nasıl çalışıyor diyorum. Kendimi övmeye başladım. Virüs gibi orospu çocuğu bana da bulaştırdı. Yakında ben de ortalıkta şairim diye gezmeyeyim amına koyayım. Böyle Facebook'tan bulduğum sözleri benimmiş diye pazarlamayayım. Bununla fazla konuşmayalım arkadaşlar. Hastalık yapıyoruz bu çocuğu. Aç oğlum lan hadi lan bombayı senle yapalım ya. Hadi be. Adam 15 dakika sonra ara demişti. Bu da çok komik. Bu Hasan'ın %75'i öyle söyleyeyim. Bunun bir küfürleri var. Ayşe. Ayşe. Orospuyamın. Ezuzu cihat bendim Ayşe. Orospuyamın. Ekmeğimizdeyiz aynen. Mücadele. Devam kardeşim. Açmıyor. Hasan'a ne yapabiliriz? Hasan'a ne yapabiliriz? Hasan'a ne yapabiliriz? Bir dakika dur. Hasan'a her türlü şeyi yaptık. Ya ne yapabiliriz? Ne yapalım lan Hasan'a? Var mı bir fikri olan? Hasan'ı mı arayalım yoksa başkasını mı arayalım? Ne diyorsunuz? Başka bir abazamı Hasan mı? Bir sunduk bakayım sizlere. İsteklere göre bir kendimize bir plan yapalım. Öyle ilerleyelim. Hasan mı beyler yoksa Hasan'ı bence yarına mı saklasak? Çok üstüne gitmeyelim. Yarın da böyle mutsuz oluruz. Bir şey olur. Bir sıkıntımız olur. Hasan'ı ararız, bizi eğlendirir, güldürür, işinizin yorgunluğunu alır. Ay amına koyayım gene bir fotoğraf gelmiş numaraya. Adam yarrağını atmış. Biri daha Garanti Bankası'ndan para yollamış. O kişi bana dekont atarsa çok mutlu olurum. Uzun bir tane numara oldu. Bir dakika. Okuyorum. Antalya'da Murat Sapat'tan 33 yaş, 1.70 boy, 65 kilo. 50-55 dakika boşalan biriyim. Kalın damarlı seven, eşini paylaşmak isteyen kukkol felsefesini benimsemiş. Kukkol felsefesini benimsemiş. Amına koydum bu çocuğu. Bana sanırsın ki Sokrates, Platon amına koyayım. Kukkol felsefesini benimsemiş. Arkadaşlar ve her yaştan bayanlar ne istediğini bilen, gizliliğe önem veren. Aran yazmış. Filozof bir sikici arkadaşımız var. Filozof sikici arayalım mı? Tamam yarın yarın. İlhan Çeken canlı yayınımızı paylaşmış. Sağ ol dayı. Bir dur Doğulu'yu bir daha arıyorum. Son kez Doğulu'yu arıyorum.
Aç lan hadi Doğulu. Doğulu güzel kardeşim benim. Aç lan. Kürt İsmet'i arıyoruz. Aç İsmet. Aç oğlum lan. İsmet uyumuş arkadaşlar. 15 dakika sonra ara demişti, uyumuş. Aa, Semih abim yollamış. Tanıdıklar yolluyor be. Semih abi bize Garanti Bankası'ndan 20 lira atmış. Sağ ol Semih abi, teşekkür ediyorum attığın bağış için. Kesene bereket güzel abim. Semih abiye de borcum var bu arada. Okan abiye de borcum var lan, ne güzel adamlarsınız be. Bu iki abiye de borcum var, ona rağmen üstüne atıyorlar. Allah razı olsun. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bence Hasan'ı siktir edin beyler. Ben bir troll patlatıyorum. Bir bugün hep böyle bir karı gibi takıldık. Bir erkek sesine geçemedik hocam. Bugün güzel bir kapanışı böyle güzel yapalım. Bir Ergün sahneye girsin. Salın beni sahneye. Bak nasıl oynuyorum ayarlarıyla sosyal medyanın. Götçü Ergün herkes görecek oğlum. Görürsünüz. Bekleyin. Dur tamam. Filozof sikici arıyoruz arkadaşlar. Hasan'ı bitirdik. Hasan yarın. Semih abi teşekkürler butonu. Aynen ha, güzel olur böyle atanlara buton açın. Teşekkürler butonu. Beğensin de. Alo, ne yapıyorsun? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Ayşe, 33 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Bir evlilik yaptım, boşandım. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz Batuhan Bey? Ben de 33 yaşındayım. 1.70 boyundayım. 68 kilodayım. Evet. Ben de bir evlilik yaptım, boşandım. Anlıyorum. Ne iş yapıyorsunuz Batuhan Bey? Bir otelde elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum. Elektrik teknisyeni olarak çalışıyorsun. Evet. Anlıyorum. Yazdığınız şey hoşuma gitti. Kukkolt felsefesini benimsemiş deyince dedim, ha kültürlü bir insan. Evet. Felsefeden falan bahsediyor. Alayım dedim, bilmiyorum. Çünkü burada çok cahil insanlar oluyor biliyorsunuz. Evet. Felsefe okuyor musunuz? Tabii ki. Gerçekten mi? Evet. Ben bir okumaya çalışıyorum. Efendim? Bu konuda emin olabilirsiniz dedim. En sevdiğiniz felsefe kitabı hangisi peki? Şöyle söyleyeyim size. Hani ne derler ona? İnsanlar ve kavramlar diye bir kitap var. Belki okudunuz bilmiyorum ama. Yok, ben şeyi okudum. Ben daha böyle basit Sofya'nın Dünyası'nı okudum. Anlaşılır bir kitap, biliyorsundur belki. Ondan sonra böyle felsefeye yeni başlayanlar için George Polister'in Felsefenin Başlangıç İlkeleri var. Felsefeyi anlatan bir kitap. Onu okudum. Devlet'i okudum Platon'dan. Bunları biliyorum. Başka okumadım. Felsefe sevmiyorum ben pek fazla. Anladım. İlker Fırat diye bir yazar var. Karamsar bir kalemi var. Duymuşsunuzdur. Popüler bir yazar kendisi Türkiye'de. Onun kitaplarını okumayı daha çok seviyorum. Tanıyorsunuzdur İlker Fırat'ı, tanıyor musunuz? Yani çok okumadım da ama ismini duydum yani. Anlıyorum. Kitapları çok güzeldir, tavsiye ederim. İnşallah kısa da olsun. Abzanka, bak mesela Abzanka diye bir kitabı var, onu okumanızı tavsiye ediyorum. İnşallah kısa da olsun. Abzanka, unutmayın, çok güzel bir kitaptır. Evet. Dolandırıcı bir adamın hikayesinden bahsediyor. Ama bu zeka işi bir dolandırıcılık, öyle söyleyeyim. Zekadan bahsediyor. Kesinlikle okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yok, onun zaten hani kısaca şeyini, özetini okumuştum aslında da. Abzanka'yı okumuş muydunuz İlker Fırat'tan özetini? Evet. Yani göz atmıştım. İnternette görmüştüm. Ay ne güzel. Bak, ortak bir yönümüz var. Ben çok seviyorum çünkü İlker Fırat'ın Abzanka kitabını. Uzun zamandır böyle kültürlü biriyle konuşmuyorum, biliyor musunuz? Çok teşekkürler. Sizin de güzel kendiniz. Siz nerede? İstanbul'da
Ya ne iş yapıyorsunuz? Ben sekreterlik yapıyorum bir firmada. Öyle yani, geçimimi öyle sağlıyorum. Ben Antalya'da yaşadığımı biliyorsunuz sanırım. Evet, burada yazıyor Antalya'da yaşadığınız. Evet. Peki ne yapıyorsunuz şimdi? Twitter üzerinden başladınız galiba. Aynen, oradan buldum. Twitter'dan buldum. Ha. Anladım. Ne yapıyorsunuz şu anda? Ben oturdum, suyla içiyorum. Ay keşke yanında olsaydım, biliyor musun? Efendim? Keşke diyorum yanında olsaydım. Ya keşke, gönül çok isterdi tabii ki. Ne yapardın hani, yanımda olsaydın? Emin olun ki ayak parmaklarından başlayıp saçınızın teline kadar her tarafınızı şu an yalıyorum duyurdum. Ay gerçekten mi? Evet. Ben yalatmayı çok seviyorum, biliyor musun? Ben de bir kadın vajinasını yalamayı çok seviyorum açıkçası. Gerçekten mi? Ay şu an çok fena oldum. Şu an yani düşünüyorum sizin sularınızın akıp geldiğini, böyle ağzıma geldiğini düşündükçe var ya, dilimle ona böyle bastırarak işkence yapar gibi. Ay, hızlı hızlı dil darbeler atmak. Ay sen ciddi misin? Efendim? Sen ciddi misin? Gerçekten çok kötüyüm. Ah, oynuyorum ben şu anda, biliyor musun? Sizinle şu an canlı canlı görüşmek isterim var. Güvenirsem görüntülü konuşabiliriz yarın ama bugün lütfen rica etmeyin. Anladım. Siz işinizden boşanalı ne kadar oldu? 3 yıl oldu ben eşimden boşanalı. Artık bir ilişkimiz yok. Kendisi evlendi başkasıyla. Evet. O yüzden. Biliyor musun ne zaman bir ilişki yaşadınız? Efendim? Size en son ne zaman bir ilişki yaşadın? 2 hafta önce patronumla uyumuştum. Patronun şanslı olması lazım. Efendim? Patronun şanslı olması lazım bence. Bence de çok şanslı, biliyor musun? Evet, yani sizin gibi bir kadın sesi bile insan tarif edici bir bayanın kucağında koynunda uyumak bir erkek için onurdur. Ay süpersin sen. Çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsın. Gerçekten. Peki bir şey sormak istiyorum. En çok nereyi yalamayı seviyorsunuz? Nasıl, anlamadım. En çok diyorum, nereyi yalamayı seviyorsunuz? Bir kadının boğaz altı ve kadınlığına. Her tarafı yalamayı seviyor musun? Kesinlikle. Ayaklardan başlayıp yukarı doğru yalar mısın peki her tarafımı? El tarafını, emin ol ki hiç böyle boşluk bırakmadan. Ya bütün vücudumu yalayabilirsin, doğru mu? Hiç şüphesiz. Efendim? Kesinlikle. Daha ya, bir de kulak çöpü kalmamıştı. Benim şu kulağı da bilir, hatta bir temizleyek orayı ya. Bir de soğuk ya, duş alamıyorum dayıcım. Biliyor musun? Orayı da bir alarsan çok makbule geçer benim için. Benim kulağına sokayım hadi. Mutlu oldun değil mi lan? Dedin amına koyayım, düşürdük bir tane. Bugün de ölmedik anne. Dedin amına koyayım. Hiç alakası yok. Özelden zaten arayan insan samimiyetine... Ya sektir git amına koyayım. Ayaklarımdan tut her tarafıma kadar yalayacaktın. Ondan sonra senin gibi bir hanımefendi görmedim dedim. Benim gibi değil aslında. Sen hayatında am gördün mü dayı, doğru söyle. Dayı şaka maka da bak, işten de geldim, duş alamıyorum, ayaklarımın arasında da böyle pislik var, çalışan emekçi adamım yani, bir güzellik yap, oraya da bir dil at dayı, hem senin zevkini karşılamış oluruz hem de orayı güzel bir temizlersin ya. Yani iyilik yap. Bir şey söyleyeyim mi? Yok abi, söyleme bana. Sen görsen var ya şu an böyle ağzın selin ayakmaz doğrusu bir çocuk. Senin siktiğin karılar mı? Emin ol ki benim siktiğim karıları sen görsen var ya şu an böyle konuşuyorum, olamaz. Sonra da uyandın abi büyük ihtimal, doğru mu? Hadi kapa damarı. Sen abi dünya uyanıyorsun değil mi ondan sonra, bu karıları siktikten ya sonra? Ya sen madem bu kadar dürüst bir adamsın, niye normal numaranla aramıyorsun? Ya sen niye... Ya sen bir dakika dur. Sen niye adama küfür ediyorsun? Ya tamam amına koyayım, bir şaka yaptık. Dur, şaka yaptım amına koyayım yani. Şimdi tamam da ya bir dakika abi, bekler abi, bir dursana Allah için. Tip tip bakıyor sabahtan beri, bir dakika Allah için dur. Ama sen ayıp ediyorsun. Terbiyesizliğine baksana. Çok iğrençsin. Ya canım ne yapma? Onun konuştuklarında bir şey yok yani. Benim dediklerim mi battı
Ya canımın içi bak, beni iyi dinle. Ben şaka yaptım dayıya. Dayı sen bana alındın mı? Yok diyor, alama terbiyesizlik yaptın. Yok taşak geçiyorsun amına. Bak abi kafa dengi biri. Ama çok terbiyesizlik yapıyorsun adama. Ya terbiyesizliği geçtim. Bildiğin böyle iğrenç iğrenç konuşuyorsun. Lan oğlum şaka yaptı, kafamız güzel oturuyor amına koyayım burada. Dayı sen bana alındın mı, onu söyle ya. Sen nereden arıyorsun? Abi biz İstanbul'dan ya. Biz normalde seninle şey yapacaktık. Kuk kolt falan yazmışsın. Twitter'dan biz böyle görüşüyoruz daha önceden, biliyor musun? Bizim 2 gün önce biriyle görüştük. Başımıza bela oldu amına koyayım bu adam. Bu salak da... Ya niye salak diyorsun? Ama tamam da gizliden arıyoruz, görmez. Bu salak diyor yanımda olduğunu söyleme diyor. Görüşmeyelim diyor gerçekte. Ben buradan yapıyorum. O da telefondan konuşuyor abi. Hikayemiz bu. Baktık senin niyetin yok pek fazla. Ben de dedim böyle bir şaka yapayım. Ona alınmış. Trip atıyor şimdi. Ne yapacağız biz bu kadınla abi? Gerçekten mi abi? Vallahi 1 kilo 250 gram. 250 gram mı dayı? 1 kilo 250 gram. Koçcu bu kadar biliyordun mu? Sen ya onun adına özür diliyorum. Ya niye özür diliyorsun canımın içi ya? Hayırdır amına koyayım ya. Adamla taşak geçtik işte bu. Değil mi dayı? Taşak geçirdiniz var ya. Sikirsiniz ben anızı hemen. Elime geçmeyi sikeceğim sizi. İkinci de ben sikeceğim dayı. Dayı o zaman direkt ismimi söyleyeyim bana. Şeker mi attın? Sizin amınıza koyayım. Kapatın lan akşam akşam. Ben sana bir şey diyeceğim dayı. Söyle. Hani dün ya seni bulacağım diye. Bak benim İstanbul'da bir lakabım var. Götçü her gün diye, tamam mı? Beni bulmana gerek yok. Çünkü Götçü her gün seni bulur, anladın mı? Aramana gerek yok. O seni bulur. Hadi eyvallah. Ya götüreyim. Yapabilirim. Neyse bu da güzel bir kapanış oldu bizim için. Bakalım bağışlatan var mı başka? Hasan şimdi var ya telefon bekliyor, uyumaz bugün sabaha kadar, gerizekalı. Adam uyuşturucu kullanıyor, görüyorsunuz. Amına koydum bu çocukları. Şizofren yok abi ya. Adam biraz ayık bir insan dediğine göre. Biraz ayık ses tonundan belli, boşluğa düşmüş. Karı sesimiz iyi, ondan inandı. Yoksa adam bir erkek bir karıya pek fazla şeyi kaymadı. Evet. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Instagram'a kimler takip atmış onlara bir bakalım. Demiştik. Yorumlarda başa tutturduğumuz Instagram sayfasını takip edenleri okuyacağız. Kimler takip atmış bakacağız. Tek tek kabul edeceğiz demiştik. Şu an girdim Instagram'a arkadaşlar. Tek tek takipleri kabul ediyorum. Haberiniz olsun, bilginize. Gelen bütün takipleri kabul ediyorum arkadaşlar şu anda. Girin takip atın. Yakında buraya geçeceğiz çünkü. Takipleri okuyun bakarız duruma göre kardeşim. Nasıl eğlendik mi peki? Onu söyleyeyim bir. Murtekin takip atmış, Serkan Özşahin takip atmış, Galip takip atmış. Başka takip atanlar var mı? Kazım, hızlı hızlı takip atın, kabul ediyorum şu anda hızlı hızlı. Galip, Nasihat, Mahir Sarıpınar, Huzurbaz takip atmış. Teşekkürler Instagram'dan attığınız takip için. Kardeşime de destek verelim. Teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Abaza abi bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Biraz biz muhabbet edeceğiz. Bir sigara alıp muhabbet ediyorum. Ondan sonra ben de ufak ufak yol alırım yani. Biraz muhabbet edelim. Anlatırım, sıkıntı yok. Soru cevap ilerleyelim biraz. Var mı sormak istediğiniz? Tanımak isteyenler vardır. Soru cevap ilerleyelim. Daha buradayım. Bu sigaranın mesela 5 dakika var. Bir 5 dakika daha buradayım arkadaşlar. Ondan sonra ben müsaadenizi isteyeceğim. Ses mi gitti? Nasıl olmadı lan bugün? Bal mısın amına koyayım? Bugün çok eğlendik ya. Ananı sikeyim, yapma be. Ses mi gitti? Düzelecek. Arkadaşlar ses gitti zaten. Seviyorum sizleri. Öpüyorum, ses gitti ses.